Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Güvenç Kurtar ve Mahmut Alpaslan'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca öne çıkan gelişmeleri ve haberleri konuşacağız. Milli takımımıza yer vereceğiz. Yine kulüp haberlerini de tek tek değerlendireceğimizi söyleyelim. Ama yaklaşık 1 saat önce UEFA tarafından skandal bir karara imza atıldı. Spor gündemine bu haberle birlikte başlayacağız. Öncelikle konuklarımıza bir hoş geldin diyelim. Güvenç hoş Hocam, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi bir haberi bir de ben bilmiyorum, yoldaydım. Yoldaydınız. Kötü bir hukukçu mi? Olarak size de soracağım aynı zamanda. Tamam, Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Yapmış olduğu hareketten dolayı. Mahmut Alpaslan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konuyla başlayacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya süreci, yani mi? Bu hukuk derken siz hukuk fakültesini bitirdiniz. Evet. Gençlere de örnek olsun, bana da örnek olsun. Ya teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeyim mi bak? Yaptığı hareket kurt işareti değil mi? Bozkurt işareti. Bozkurt işareti. Ya bu Türklerin bir sembolü ya. Ya hiçbir tarih okumuyorlar o cezayı verenler. Ya bir din bak bakalım ya. Ergun Ekan destanına bir girin. Göktürk Orun kitabelerine bir bakın. Bu kurtun neler yaptığını ben birazcık anlatayım. Mesela şöyle bir şey var. Bir kavimi işte öldürüyorlar, kesiyorlar. Bir dağlara giriyorlar. Çuvalıyorlar orada o Türkler. Epey çoğalıyor. Artık oraya sığmıyorlar. Dağdan çıkacaklar. Yolu bulamıyorlar. Ve yani tabii bu bir şey. Ve dağlar şey, demir dağlar her tarafı. Kurt yol gösteriyor ya. Tamam mı? Yani bu bir efsane bu şey. Ya bize semboldür ya kurt. Ya bizim herhangi bir parti şu falan değil ki. Kaç tane Türk kavmi var biliyor musunuz? Bu şey, keşke onlara bir şey yapsaydım burada. 35 tane falan galiba Türk kavmi var bu şeyde. Yani Avrupa'da veya dünyada ya. Ya bunu nasıl böyle bir şey yapabilirler? Hiçbir tarihten haberleri yok ya. Kardeşim gidip bir baksınlar etsinler bu. Yani kurt yapmanın yani bir ne şeyi olabilir? Ben Türk'üm diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ne maçları bunlar? Milli maçlar değil mi? Evet. Şimdi normal FIFA maçları, şey UEFA maçları olur, tamam mı? De orada kurt işareti yapar. Ya ben biz ne olarak katılıyoruz? Türkiye olarak. Türkiye ya. Türkiye olunca ne geliyor? Aklı, yani Türklerin sembolü bozkurt geliyor ya. Kurt işareti bu. Gayet normal. Hani milli maç olmasa diyeceğim ki ya şey yapıyor. Hani normal UEFA maçlarında bir şey ifade etmeye çalışıyor. Bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya burada biz Türkiye'yiz diyor. Türkiye milli takımda da sembolümüz bizim. Yani ya yüzyıllar evvelki sembolümüz, sevilen bir şey var. Bozkurt bizim şeyimiz ya. Ya daha başka bir sürü şeyler var, anlatımlar var. Mesela gene bir Türk kesiyorlar, atlıyorlar bataklığa. Bir kurt geliyor, emziriyor onu, büyütüyor falan filan yani. Ya bunları bilmiyor, ya biraz tarih okusunlar kardeşim. Ya böyle bir şey olmaz. Skandal ya, resmen var ya. Yani bir şey olsa diyeceğim ki çekilelim, bunları alın kardeşim falan diyeceğim. En önemli adamımız. Ya bu kadar sudan bahaneler olamaz yani. Olamaz. Bir şeyi var mı yok mu bilmiyorum. Ya hiç mi şey yapmadılar? Yani bir savunma yapılmadı. Bunlar anlatılmadı mı? Yani. 30 sayfalık bir savunma sunulmuş UEFA'ya. Ne acaba? Çok merak ediyorum ya. Detaylarını yani. Yine konuşuruz. Mahmut yani. Alpaslan'ın da fikrini alalım. Yine zaten bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hocam ilk etapta siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii skandal olarak değerlendiriyoruz. Bu zaten çıkartan bunu Alman İçişleri Bakanı. Ondan kaynaklanıyor. Önce evet. Kendilerine baksınlar. Braunschweig'de Hamburg atletizmin Braunschweig'deki şampiyonu da Alman şampiyonasında atlet oyuncu ya Amerikalı kökenli veyahut da Afrikalı kökenli, onunla ilgili yazdıklarına baksınlar. Mesut Özil şu andaki takım kaptanı İlkay, Rudiger için söylenenlere bir baksınlar. Daha yeni söylendi. Daha yeni, fazla bir şey değil. Önce bir kendisine iğneyi batırsın. UEFA da buna çanak tuttu Almanya'da olduğu için bu şampiyonu. Esas biz o tarafa vermemiz lazım. UEFA'da ikinci bir periyotta kalması lazım. Çok güzel bir şey yaptı. Hükümet, devletimiz, Alman buradaki Alman konsolosu veyahut da büyükelçisini hemen çağırdı olay olduğu anda. Evet. Çünkü bu Almanlardan kalmıyor. Almandan kaynaklanıyor. UEFA'dan kaynaklanmıyor bu. Onların
bu şekilde sunmasından sonra UEFA devreye giriyor. Ve çok saçma bir iki. Ya bundan evvel Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda biz neler yaşadık? Tabii. Olmadı mı? Almanya'ya gidelim mi? Gidelim. Cüneyt Şen karşımızda. Cüneyt abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında çok hoş bir gün değil tabii. Yani, Koray Baloğlu. Gerçekten Türkiye öyle. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir aradasınız. Olayı sıcağı sıcağına yerinde yaşıyorsunuz. Nedir ilk tepkiler? Oradaki gözlemleriniz aktarır mısınız? Onların tespiti şöyle, çok iyi bir savunma yapıldı. Biz savunmamızı gönderdiğimiz sırada acaba BİLT nasıl böyle bir haberi gece servis etti? Bu merak ediyor. Savunmanın yeterince değerlendirilmediği düşünülüyor. Çünkü sen de belirttin sevgili Koray. 30 sayfalık bir savunmadan bahsediyoruz. Ama bu savunmamıza rağmen 2 maç ceza verilmesi gerçekten düşündürücü. Hepimiz açısından düşündürücü. Çünkü bu sadece Meri'ye verilen bir ceza değil aslında. Türkiye'ye verilen bir ceza. Ben diyorum ki acaba Avrupa'nın en iyi 8 takımın arasında kalmamız birilerini rahatsız mı etti? Çünkü Jude Bellingham'a çok daha kötü bir harekete rağmen ceza verilmemişti. Sadece para cezası verilmişti. Ama Meri'ye hemen kısa sürede böyle 2 maç ceza kesilmesi enteresan ve düşündürücü. KAS sürecini de başlatıyor Türkiye Futbol Federasyonu. KAS'tan gelecek karar da önemli ama tabii yarın akşam forma giyemeyecek. Yani geçersek bunu inşallah geçeriz. Yarı final mücadelesinde de Merih Demiral'dan yoksun mücadele edecek. Hamidi futbol takımımız, iyi bir oyuncu grubumuz var. Şüphesiz boşluğunu doldururuz. Arar mıyız Merih'i? Tabii ararız. Son maçta 2 gol atmış. Bu kadar formda bir defans oyuncusu. Dünyanın her takımında aranır ama Merih'in boşluğunu dolduracağımıza inanıyorum. Merih'in olmaması milli takımı oyuncularını çok üzdü ama biraz da motivasyon sağladı diyebiliriz. Çünkü Merih için de sahaya çıkacak. Yarın akşam amili futbol takımı. İnşallah turu geçeriz. Ondan sonrasında yarı finale geçeriz. Finalde Merih'le sahaya çıkarız. En güzel cevap bu olmaz mı Avrupa'ya? UEFA yani. UEFA mafya paylaşımları yapıyor ya tüm dünyada olduğu gibi Türk taraftarlarda. UEFA'da Meri'ye madem çeyrek final ve yarı finalden yoksun bırakacak, finalde izlemek zorunda kalır. En güzel cevabımız bu olur diye düşünüyorum Koray Baloğlu. Cüneyt Şen, şunun altını çizmek istiyorum. Tekrar arada kaynamasın, insanlar da dikkatli dinlesin. Konuyu çünkü bambaşka yerlere çekip sürekli farklı şeylerde tartışmaya bayılıyoruz. Bir türlü ana etkene odaklanamıyoruz. Tekrar edelim. Dün gece Bild gazetesi bir haber yaptı ve Merih Demiral 2 maç men cezası aldı dedi bu haberde. Dün gece biz savunmamızı o haber geldiğinde vermiş miydik? Yani değerlendirme, bugün yapılacak değerlendirme nasıl bir önceki geceden, daha dosya tam olarak teslim edilmeden Bild tarafından haber yapılabiliyor? Yani bunun altını, o zamanlamayı tekrar söyler misiniz? Siz çünkü federasyon yetkilileriyle konuştunuz. Biz de aramızda henüz geldi mi gelmedi mi yayına verebilmek adına teyit etmeye çalışırken o saat aralığının biraz daha altını çizebilir miyiz? Yani bu çok önemli bir nokta çünkü. Bild paylaşımı ilk yaptığı gibi sizler beni aradınız. Ben federasyon yetkilileriyle beraberdim. Ceza açıklandı mı diye teyit için sorduğumda, ne cezası, nasıl açıkladı? Biz savunmamızı verdik, yarın sabaha kadar da vaktimiz var dediler. Yani Bild haberi çok önceden belli ki UEFA'dan öğrenmiş. Çünkü bu haberin imzasını taşıyan gazeteci Bild'in baş editörü Günter ve aynı zamanda haberi veren kişi. Peki kim bu? Daha önce de Mesut Özil ve İlkay biliyorsunuz başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da fotoğraf çektirilmişti. Bu da manipülasyona maruz kalmıştı. İşte o haberi yapan kişiyle Meri'ye cezayı duyuran, yani bu manipülasyonu yapan kişi aynı. Bu Bild'in baş editörü, Alman milliyetçisi, sözde gazeteci bir beyefendi diyeyim hadi. O nasıl oluyorsa UEFA'nın kararını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önce öğreniyor. Yani bizde de iyi gazeteciler var ve kampta da bir aradayız birçoğuyla. Ajans müdürleri, gazetelerin, televizyonların, spor müdürleriyle beraberiz. Düşünün, Türk basın olarak bizim öğrenemediğimiz haberi acaba bir nasıl öğrendi, olayın tarafı değilken, hani Avusturyalı gazeteciler öğrenebilir mesela, onu şaşırmam, hani o maçta yapıldığı için. Bizim öğrenmemiz son derece doğal ki ülkemizde bir kez altın çizelim, iyi gazeteciler var ama hepimiz uyuduk da sadece Bild mi uyumadı? İşte bu düşündürücü, altını çizmek lazım. Gazetecilik yaptı. Tebrik ederim Koray Baloğlu.
Bunu da anlatmak lazım, yayınlarda da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Evet, Cüneyt Şen, çok teşekkür ediyoruz. Yine gün içerisinde gelişmeler olduğu takdirde bağlanacağız. Kolay gelsin diyelim. Özellikle bu konunun altını çizmek istedim. Çünkü yani biz burada aramızda hala insanlar şunu konuşuyor. Yani işte Bozkurt selamı Türklüğün sembolüdür. Bunu anlatmaya çalışıyoruz biz gayet iyi niyetle. Çünkü biz kendi karşımızdakini de iyi niyetli zannediyoruz ama savunma daha teslim edilmeden cezanın ne kadar olacağının haberi yapılıyor ve ertesi gün bu haber tutuyor. Ya çok büyük bir kumar oynadı, uydurdu adam bunu ve şansına tuttu ki öyle olmadığı apaçık ortada. Belli. Ben şöyle diyeyim, Bild'i çok iyi bilirim. Ve Almanya'daki Türklere de sorarsınız söylerler. Bild her zaman için, Bild gazetesi her zaman için Türklere karşı bir ön yargılıdır. Hocam bir son dakika geldi, tabii. Hemen onu söyleyelim. Nicolò Zaniolo resmen Atalanta'ya transfer oldu. İtalyan futbolcu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı ve Galatasaray'ın açıklaması da ekrana yansıyor. Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-25 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Atalanta şirketimize 6 milyon 400 bin euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda kesin transfer bedeli 15,5 milyon eurodur. Ayrıca maksimum 2 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır diyor. 6 milyon 400 bin euro kiralama bedeli 6.400, 15,5 da bonservis eğer transfer gerçekleşirse yaklaşık ne yapıyor? 21-22 milyon euroya yakın bonusu ayrı tutarsak. Bir bedelden bahsediyoruz Nicolò Zaniolo için. Hayırlı olsun. Şarta bağlı ne oluyor, şarta bağlı nedir o? Furkan Bozoğlu şartı biliyorsan bana söyle ama oynadığı maç sayısı diye ben duydum. Öyle mi? Yani resmi açıklamada şu an yer almıyor ama işte Hı-hı. belli bir maç oynadığı takdirde onlar 20 maç üstü diye anladım, duyduk anladım. Ama açıklamada Hı-hı. resmi olarak şu anda yok. Onu hiç koymuyorlar. Yani gelelim öbür tarafa. Hayırlı olsun tekrar. Atalanta'nın maçlarının, yani konuşulan bu, resmi açıklamada yok. Atalanta'nın gelecek sezon oynayacağı resmi maçların %60'ında Zaniolo forma giyerse bu anlaşma devreye girecek. Konuşulan bu. Ama anladım. Tekrar edeyim, o resmi şekilde. Olarak Galatasaray açıklamadı. Şu an kulislerdeki bilgi bu şekilde. İnşallah giyer de parayı kasaya alırlar. Giyer ya, Atalanta da şampiyon biliyorsun. Konferans ligi mi? UEFA şampiyonu. Tabii Leverkusen'a. Evet, Leverkusen'i 3-0 yendiler. Ya, Atalanta çok epey uzun dönemden beri aynı hocayla çalışıyorlar ve o kadar şeyli araştırmacı bir takım ki çok ummadığınız oyuncuları. En son neydi ya? Sırpların mıydı? Orada oynayan bir oyuncuları vardı. 36 yaşında falan penaltıyı kaçırdı ya. Atalanta'nın mı? Atalanta. Orada epey oynadı. O iyi de bir oyuncuydu. Hangisi? Yani araştırmaları çok iyi. İyi oyuncular buluyorlar, çıkarıyorlar. Serie A'yı 4. sırada tamamladılar geçen sezon. UEFA Avrupa Ligi'nde de Leverkusen'ı yendiler. Güvenç hocamın hatırlattığı gibi şampiyon oldular. Nicolò Zaniolo bir kez daha kiralık olarak Galatasaray'dan ayrıldı. Kullanılabilir miydi, değerlendirilebilir miydi sizce? Ya değerlendirilirdi ama şimdi bir Zaha'yı aldınız. Hakim Ziyech var işte orada. Barış var. Aktürkoğlu var. Kerem var. Yani şimdi orada 4 tane oynayacak, banko oynayacak adamım var. Bu da 5. Birisine yazık olacaktı yani. Hiç olmazsa bu orada kendini bulur. Çünkü çok yetenekli bir futbolcu. Kalmak istemedi burada da, Türkiye'de de. Ama işte yani orada tekrar eski günlerine dönebilir. Milli takımda oynuyordu. Buradan ayrıldığı zaman ben ülkeme dönmek istiyorum diye açıklamaları yani, vardı. Milli takımda oynuyordu. Belki milli takımda oynamak için orayı seçmiş olabilir. Milli takımda zaten kötü bir milli takım. İtalyan milli takımı. Zaten ben turnuva başında ayağı kırıklığı olacaklardan birisine onu söylemiştim. Yani belki orada tekrar kendini bulur. Biz de yine de Galatasaray'da iyi bir para kazanır. Zaten ilk transfer olduğunda da uygun fiyata geldi. Daha sonra satıştan kar elde edilebilir mi düşünceleri vardı. Yani konuşmalar hep böyle uzun süre, 4-5 yıl Galatasaray oynatır, takımı taşır gibiden ziyade bir nasıl diyeyim? Uygun bir ticaret gibi gözüktü hep baştan bu yana. Alırken bir de öyleydi. Tabii ya, bir sıkıntıları alındı. Vardı. O. Ekonomik olarak düşünüldü olay. Hem şey olarak psikolojik olarak sıkıntı vardı. Hem sakatlık olarak bir sıkıntıları vardı. Buna rağmen Galatasaray iyi bir şey yaptı bana göre. İyi bir adam.
Bak Atalanta'da boş adamı almaz. Hoca söyledi şimdi. Yani ben çok beğendiğim bir futbolcu. Çok yetenekli ya. Ya süratli, çabuk. Yani bir futbolcu için ne gerekirse. Zaniolo değil mi hocam? Zaniolo yani akıllı. Kuvvetli bir de. Yani akıllı. Onun için ve onu başarılı olsun isterim. Onu da takip edeceğim yani. Evet, Galatasaraylılar da yakından yine takip edecek. Şart evet. Yerine gelecek mi diye. Sizce değerlendirilir miydi Mahmut Hocam? Ya şöyle, oyuncu yetenekli, oyuncu hızlı, oyuncu güçlü, yaşı genç. Ama yani odaklanma problemi var futbola, konsantrasyon problemi zaten var. Zaten onun en büyük sıkıntısı o. O U19'da bir parladı, oradan zaten çıkışını yakaladı transferlerde. Ama gerisi gelmesi gerekiyor. Maalesef bizde de kalmak istemiyor. Türkiye'de kalmak istemeyen bir oyuncuya fazla üzerine gitmeyeceksin. Müşterisi varsa kazanacağın paraya bakarsın sen. Çünkü geliş şu şekildeydi. Biz aldık, anlaştık, 5 ay sonra şeye gidecek, Milan'a. Öyle. Evet. Kamuoyuna konuşuldu, sunuldu. Ama maalesef işte bazı etkenler olmayabiliyor. Milan almayabilir veyahut da ne bileyim Juventus almayabilir ama Atalanta kabul eder. Yani bence burada ticaret olarak iyi bir ticaret. Epey bir ne oldu? 2 sezon geçti değil mi? Tabii. 2 sezondan sonra siz gene buraya inşallah fazla süre bulur da hem o rakamları da bulursunuz, alırsınız, transfer gerçekleşir. Tabii biz burada oyuncudan ziyade kendi takımınıza bakıyorsunuz, kazancınıza bakıyorsunuz. Buradan zarar etmemeye bakıyorsunuz. Önemli olan o. Çünkü bizde bir şey var yani hep alalım ya 5 kuruş alalım 15 kuruş alalım. Futbolcu böyle değildir abi, satılmaz devamlı hemen. Çünkü sen devamlılık süreci arz etmesi lazım. Sen her sene takımı değiştirirsen hiçbir yerlere gelemezsin. Onu sen alacaksın, oynatacaksın. Ondan sonra olur veyahut da olmaz onu bilemezsin. Ama devamlı alayım ben bunu şunu. Kar amacında bunlar düşünülmez. Her zaman olmaz mı? Çünkü takımın sevinç sabit kalması lazım. Belli bir bölgelerinin uzun vadede çalışman gerekir. Bilhassa bu tabii müdafaa hattı olarak düşünürsen oralar hep uzun gitmesi gerekiyor. Yani bence hani derler ya kısa günün karıdır. Şu anda beklediğin bir para var. Transfer yapacaksın, bir yerlere ödeme yapacaksın. Bence güzel bir ticaret olmuş. Evet. Nicolò Zaniolo. İşte ilk fotoğraf ekrana yansıyor. Atalanta'nın web sitesindeki fotoğraf. Nicolò Zaniolo, İtalyan eşi Zaniolo'nun gelişi şeklinde yine bir başlık da var. Bir de kısa gireyim bir araya. Tabii hocam. Sadece futbolculuk açısından değil, onun biraz kendisinden de kaynaklanan sıkıntılar yaşadı. İtalya'dan ayrılmasının ana nedeni oydu. Kendi yaşantılarından dolayı. İnşallah onları toplar. Bazı sadece bizde değil, Avrupa'da da bu tarzdaki oyuncular, genç oyuncular kendilerini kaybedebiliyorlar. Yani bir yere geldik zannediyorlar ama ondan sonra da yaşantı o kadar kısa ki futbol hayatınıza sürdü. Bakma uzadı ama siz bir anda popüler olup da kendinizi kaybederseniz sizin o futbolculuk hayatınız yani şaşalı dönemi çok kısa düşüyor ve kaybolabiliyorsunuz. İnşallah burada başarılı olur. Ama sakatlık geçirdi hoca. Bayağı hocam sakatlık da var. Sadece ben futbolculuktan bahsetmiyorum. Anladım. Futbolculuğundan bahsetmiyorum. Ya zaten şey de yani profesyonel yaşantısında da bir sıkıntılar var. İşte futbolculuğundan bahsetmiyorum. Ben. Evet. Diğer olaylar olmuş olsa belki daha hala da milli takımda veyahut da daha farklı bir yerlerde takımlar oldu. Evet. Atalanta onun için şu anda hani derler son limit diye köprüden sonra evet. Son çıkış. Burada kendini futbola verip de orada bir şeyler yaparsa. Hocam köprüden önceki son çıkış. Önceki sonraki neyse işte hadi. Hocam düzeltti beni. Ama şey hocam ama son şeyi demek istedi doğru söylüyor. Ya benim gene fotoğrafı tekrar alabiliriz şey bu arada. Senin, tamam da benim aklım hala şeyde ya. Orası tabii. Cezada ya. Ya vallahi. Cezayı ya. Konuşacağız hocam. Şimdi yani, Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklaması var. Editörümüz Furkan Bozoğlu onu da birazdan hazırlayacak. Fotoğraf yönetmenimiz Seval ekrana yansıtıyor. İtalyan işi Zaniolo'nun eve dönüş zamanı İtalya'yı kastediyor burada. Ve Nicolò Zaniolo imzayı atıyor. Galatasaray'da önemli bir golü de var tabii hafızalarda. İlk Galatasaray'da hangi maç hocam? Derbi golü mü? Nasıl bir gol attı golü. Ya. O solla bir koydu gelen. Akıllarda o kalacak. Vallahi bil. Şartlarını da bir kez daha hatırlatalım hemen. Onu da ifade edeyim. Kiralık olarak bir de adamın gidecek. Gözleri parlıyor baksana. Yanındaki kimse. Ha? Mutluluktan. Tabii. Adama bak ya nasıl. Gasperini yönetiminde çalışacak. Gianpiero Gasperini. Atalanta teknik direktörü. Çok iyi oluyor hoca ya.
çok da deneyimli. Hocam bizden iyi değildir, sen bakma. Efendim? Sen bizden iyi değildir. Güvenç Hoca mı, Gasperini mi? Mahmut Hoca. İkimizden de söylüyor. Yazın turatayım, dik gelirse tamam kabul edeceğim. 6 milyon 400 bin euro kiralama bedeli ödenecek. İşte Zaniolo bu imzayı attı. 6 milyon 400 bin euro kiralama bedeli. Şarta bağlı bir satın alma seçeneği var. O şartın ne olduğu resmi olarak açıklanmadı ama duyduğumuza göre Atalanta'nın gelecek sezon oynayacağı maçların yaklaşık %60'ında, yani bir maç sayısı, belirli bir maç sayısının üzerinde oynadığı takdirde kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin euro ödenecek. Ayrıca en fazla 2 milyon euro şarta bağlı bonus da bu anlaşmada yer alıyor. Bu hatırlatmayı yapalım. 15,5 milyon euro bonservis artı 6 milyon 400 bin euro kiralama bedeli, yani şarta bağlı olarak gerçekleşirse 21 milyon 900 bin euro. Bonus 22 de sen bence. 22. 2 milyon nedir? Bence milli takımdır. Şöyle milli takım olabilir. İşte şampiyonluk, Atalanta şampiyonluğu, Atalanta'nın Avrupa'da herhangi bir gruptan çıkması vesaire gibi şeyler olabilir. Genelde deniyor. Veya işte 5 gol, 10 gol attı, 20 gol attı vesaire, gol asist sayısı olabilir. Genelde öyle şeyler koyuluyor. Merih Demiral konusuna geri dönelim. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın açıklaması var bu konuyla ilgili olarak. Milli futbolcumuza yapmış olduğu bozkurt işaretinden dolayı 2 maç ceza verilmişti. Ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak bu karara tepki gösterdi ve bir X paylaşımıyla, eski adıyla Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. UEFA'nın hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir, diyor Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanımız. Peki bu bozkurt işareti çok konuşuluyor. Güvenç Hoca başta söyledi. Hala bazı insanlar anlamamakta ısrar ediyor. Onlar belki yani bizi yeterli bulmuyorlardır. Ne demek yeterli? Yani bilgimizi yeterli bulmuyorlardır. Ya kardeşim, girsinler tamam, araştırsınlar tarihe ya. Ben şu an önden gel yapıyorum ya. Hocam, sinirlenme. Seni, beni, Mahmut Hoca'yı yeterli bulmuyorlarsa bir bilen İlber Ortaylı, tarihçi, profesör değil mi? İlber Hoca'ya da artık herhalde, ona da bize sallıyor herkes zaten de. İlber Hoca'ya da artık laf etmez herhalde onun derin bilgi birikimine. İlber Ortaylı ne diyor bu konuyla ilgili, bu bozkurt selamı ile ilgili? Türk tarihinde bozkurt bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikayeleri var. Milli mücadelede sembol olarak vardır. Devlet çok kullandığı eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Nazilerle bir benzerlik kurmak saçmalıktır. Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlılığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır, diyor İlber Ortaylı. Ve şöyle devam ediyor. Roma'nın kurduyla bağlantısı var mıdır bilemem ama başka milletlerde de kullanmıştır onu. Macarlar mesela, ayrıca Volga Nehri boyunca kullanırlar o sembolü. Ecnebiler Atatürk'e bozkurt diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı. Hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalktı o semboller, diyor. Ve İlber Ortaylı, Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihçi, akademisyen, yazar, bozkurtun Türk tarihinin bir sembolü olduğunu bu şekilde özetlemiş, ifade bunu etmiş. Bunu gönderseydiler bize UEFA'ya. Şimdi bak, 30 sayfalık savunmada... Yani 30'a gerek yok. Şu var ya, şu yeterdi. Bir de arkada cahil herifler diyeceksin. Nasıl olsa şey, iki maçı geçirecekler ya. Cahiller, vallahi bir alayım bunları, okuyun tarihi falan diyecektim. Bunun üzerine konuşulmaz artık. Bir bunlar, şey bak, bir şey söyleyeyim mi? Ya Hungar ya, Hun Türkleri ya. Macarlar, Hunlar ya. Bunu bilmeyenler bilsin yani. Yani. Hun Türkleri ya. Onlar da Türk. Ya bir şimdi var ya, keşke şeyleri yazsaydım. Bizim Türk boyların isimlerini. 30-35 tane var. Evet. Bu arada var ya. Onları bir yazayım şurada. 5-10 tanesini okuyalım ya. Vallahi diyorum ya. Bir sürü var ya. Beylikler falan. Ya inanılmaz ya. Kara Papa'yı biliyor musun sen? Kara Papa'lar. Duydun mu? Türk şeyleri, boylarından.
Doğru. Yani ilk paramızın üzerinde ya zaten ya, burada da Dilber ya çok güzel ilk paramızda açıklamış. Kurtlar şey var. Paramızda var. Eski pul var. Ben yine internette gördüm. Örs çekiç. Ya Atatürk'ün de şey, Atatürk'ün kurtla şeyi var. Evet. Resim. Bak Türk cemiyetleri vardır Almanya'da. Türk cemiyetlerine gittiğin zaman %90'ında kurt vardır. Kurt ya bizde var. Şöyle bir hayır şey ya, var. Bizim... Bak, bizde burada kıskançlık var. Sanki bir partinin amblemi havasındalar. Ya cahil halkımız kusura bakmasın bazıları. Herkes için söylemiyorum. Sanki bizim bir partinin amblemini sanki şey yapıyormuş gibi. Onlar benimsemişler. Onlar da tepki. Ya kardeşim bilmiyorlar işte bunları. Bak İlber Ortaylı ne güzel şey yaptı. Tamam mı? Okusunlar Ergenekon şeylerini. Destanını falan. Destanlara konu olmuş kurt ya. Ya şeyleri var, efsane olan hikayeleri var ya. Hocam bir partimizin yani, de zamanında kurt ve şu andaki amblemin de birlikte var. Sonra o amblem kalıyor, kurt amblemi ayrılıyor. Yani zamanında çok olmuş bunlar. Bunları biz değil, burada sayın hocanın söylediği gibi bizim sembolümüz mü? Hocam şu da var yani buradaki bizim şey yani bunu yani bir partinin sembolü olarak bakanları da buradan söylüyorum. Aa, birisi de arıyı aldı yani. Ne var yani arıdı değil mi? Evet. Sembolü aldı, öbürü bilmem neyi aldı değil mi? Başka bilmiyorum ne şeyler bu hayvanlarla ilgili ama ya bizim arkadaş yani bu kurtla ilgili ben ya inanamıyorum. Şimdi Cüneyt'e söyleyecektim. Ben olsam var ya sahaya inerim. Kaç bin kişi? 20 bin kişi protesto ederim. Yok siyah. Hocam sahaya aman öyle şey söylemeyelim. Hayır yok olsun yani. Ama şimdi ya zaten insanlar dolu çekilirim çünkü. Ya. Milli marşta şey 50 bin kişi varsa 50 bin kişi bu ben, göstermeyi yapar. Vallahi bile şeyden alırım. Şöyle. Bir kere Servet ara... Yardımcı bir kere hemen istifa etmesi lazım. Servet Bey'in de açıklaması var. Ne açıklaması abi? İstifa edecek abi. Ya bir tepki göstereceğiz. Ben turnuvadan çekin. Zaten biz yenilelim diye. Peki oralardan çekilip o koltukları bırakmak tepki mi? Onların istediği şey mi? Ya bırak onların istediği. Olsun bir tepki olsun yani en azından ya. Onların istediği şey ne olsun? Yani olacak? Orada olup ya, mücadele etmek. Yarın bir gün var ya UEFA seçimi olduğu zaman anladın mı? Nasıl geliyorlar biliyor musun? Türkiye Cumhuriyetler falan birleşirsin şimdi. Biliyor musun o UEFA seçimlerinde? O UEFA başkanına bunları anlatacaksın. Ben çok biliyorum. Şeyde zamanı eski federasyon zamanında şeyin buraya geldiğini. Ne o Fransız şey başkan seçildi. Platini'nin geldiğini, buralara geldiğini, Türkiye Cumhuriyetlerini organize ettiklerini. Burada şeyin Haluk Ulusoy'un falan. Bunları biliyorum. Yarın bir gün aynısını söyleyecek. Bak arkadaş biz birleşiriz. Bu bir Türk sembolüdür. Bütün Türkiye Cumhuriyetler şunlar mesela bu UEFA bir daha var ya. Oy falan alamazsın bizden. Söyle bakalım ne oluyor. Bunları söyleyecek öyle şey olur mu? Bunları bunlarda önüne net koyacak yani. Şu an gözüken şu Alman lobisi, Türk lobisini yendi. Aynen. Yani gözüken net açık bu. Oradan. Şöyle örnekler var. Verelim şimdi ben. UEFA'dan çıkma bir şey değil önce bir şey. Üstüne de çok zaten konuşuyoruz ama insanların da anlasınlar yani bazı şeyleri. Şimdi Bellingham'ı sonra konuşuruz Furkan. Weghorst'un var mı gollerden sonra yaptığı hareket? Gelmiş mi fotoğraf? Varsa onu bir rica edelim. Weghorst'un sevinçleri. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Ya bunun yerini dolduramazlar biliyor musun? Yani. Bakın Weghorst golden yani. Sonra ne yapıyor? Formadaki logoya bakın. Aslan var değil mi orada? Hollanda. Aslan pençesi yapıyor. Bir tane daha olacaktı. Varsa yoksa problem değil. Yani bunu pek çok kez yapıyor. Bu turnuvada da yapıyor. Daha öncekilerde de. Niye bunlar da ırkçı, aşırı sağcı Hollandalılara yönelik bir hareket değil mi bu? Ben de böyle yorumlayayım. Ya esasında değil de tabii bunu yapıyor tabii. Tabii değil yapsın ne zarar? Ben yani benim için bir sıkıntı yok şu harekette. Ama yani. Meri kurt yapın. İkisini yan yana verebilir miyiz? Seval çok şey istiyorum biliyorum da acelesi yok. Uygun olduğunda ikisini yan yana verirsen daha net konuşuruz. Yani sen Weghorst böyle yapabilecek ama Meri bozkurt yapamayacak. Niye? Çünkü aşırı sağcıların örgütlerin şeyiymiş. Bir de onun amacı ne sağcısı ya? Türk Allah Allah sembolümüz diyorum. Bak İlber Ortaylı hocam ne kadar güzel. Keşke o açıklamayı gönderseydi. Arkada da cahiller de yazsaydı. Nasıl olsa ceza verecekler ya. Bilgi edinin diyecekti. Hani tarihle ilgili. Vallahi billahi. Ay, o kadar 30 sayfa falan gerek yok ki. Çok güzel bir açıklaması var. Bir de Weghorst da bunu koy yan yana. Yani ne yapalım biz bayrağımıza Hilal'in yanına bir de kurt mu koyalım yani? Kabul olması için. Ha yani. Ya şimdi çok büyük bir şey söylüyorum ben tabii de. Keşke bunu yani anlaşılsın yani, diye. Türkiye olarak eğer Türk şey yapıyorsan o da konulabilirdi yani zamanında. Almanlar yani. İçin çok önce çok şeyler var da biraz frenlemem gerekiyor.
Tabii hocam, ağzımıza gireni söyleyeyim. Ben de kontrollü gitmeye çalışıyorum. Ben çünkü çok sinirlendim ilk oralarda duyduğumda. Yaşadım. Yani çok söylenecek şey var da biraz frenledim çünkü kamuya burada konuşmalar yapıyoruz. Şimdi ikisi sağ tarafta aslan pençesi, solda bozkurt işareti. Biri mitolojiden gelen, Türk mitolojisinden gelen Türklerin sembolü kurt. Diğeri de Hollandalıların kendi sembolü olan hayvanın işareti. Bak, Hollandalılara serbest. Bize yasak. Bize yasak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ben İlkay Gündoğan'ı... İki maç men cezası. Ne söyleyeceğim? İlkay Gündoğan'ı ben çok seviyorum. Tamam mı? Vallahi bilmiyorum. Ben olsam var ya, bu maçtan sonra bir de yederse ben de yaparım, biliyor musun? Atsınlar beni orada. Onun için İlkay zaten... daha hiçbir şey yapamaz. Hocam yapsın abi. Ne yapamaz ya? Yapamaz. Hocam. Yapamaz hocam. Nasıl yapacak? Yapsın bakalım şey ne olacak. Onlar için de zaten bu sağcılar, aşırı sağcılar Almanya'da veya aşırı sağcılar da demeyeyim, ırkçılar. Evet. Neler söylediler? Ne Rudiger'i istiyorlar, ne Mesut Özil'i istediler. Ne İlkay'a daha hala bile niye bizde beyaz oyuncular oynamıyor? Neden biz özümüze dönmüyoruz? Bakın Hitler'in bir lafı vardır. Bunlar böyledir bu Almanlar. Deutschland, Deutschland über alles derler. Almanya her şeyin üzerinde görürler. Bu Hitler'in lafıdır, bizim değildir. Şimdi sen yarın 50 bin kişi bu sembolü yapacak. Yapacak. Yapacak, ne yapacaksın? Evet. Hepsini mi atacaksın sağdan? Bir de simsiyah giyinsinler abi, kırmızı beyaz değil. Bütün var ya 50 bin kişi siyah şeyle çıkacak oraya. Utansa ya, utanma der. Ben ne diyorum baksana. Utanırlar mı ya? Allah aşkına şunu söylüyor. Şu işte serbest, bu değil. Utanmaz duygusu olsa bunu verir mi zaten? Ya utanmayanları göstereyim mi daha da? Hadi bu şimdi hayvanlar üzerinden gittiğimiz için bunu verdik. Utansınlar diyorsun ya hocam. Bellingham'ın fotoğrafını verebilir miyiz yani. Furkan? Varsa onu da rica edelim. Jude Bellingham biliyorsun. Maçta golden sonra bir hareket yaptı. Dikkatimi çekmedi tamam, ki yapabilirler yani. Senin gibi dikkatini çekmeyenler için. Bak utanma duygusu olan biziz. Utanma duygumuz olduğu için orayı blurladık çünkü. Tombala çekiyor. Bunu yaptı. Ne oldu sonra biliyor musun hocam? Jude Bellingham Real Madrid'de oynuyor. İngiltere milli takımının önemli yıldızı. Yani bizde Arda'nın karşılığı İngiltere'de Bellingham gibi düşün. O kadar önemli, değer verilen bir oyuncu. Bunu yaptı. Utanma duygusundan bahsediyorsun. Utanma duygusu olan... UEFA'nın verdiği cezayı da bir gösterelim. Ekrana getirelim. Eğer geldiyse ceza açıklaması. Yoksa ben elimden de buradan okuyacağım şimdi. Al, UEFA'nın Bellingham'a ertelemeli cezası. İngiltere Futbol Federasyonu oyuncusu Bellingham'a temel nezaket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 bin euro ve bir UEFA müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir. Melih 2 maç ceza aldı. Bellingham'a 1 maç ceza verildi. Ama... Söz konusu men cezası hemen uygulanmayacak ve iş bu karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresine tabi olacaktır. Yani diyor ki bir yıl içinde bir daha böyle bir şey yaparsa o zaman biz onu uygularız. Yani tamam, Bellingham hadi sen yalandan 30 bin euro zaten çıtır çerez parası İngiltere için verirsiniz. Sen de bir daha bak böyle yapma, çok baskı geliyor yalandan alışverişte gözükelim. Bak bir şey söyleyeyim. Bak, sen diyorsun ki utanma cezası. Bak şimdi bu resmi koyacaktı. Vigors'un bir de Meri'nin resmini. Üç tane resim vardır hocam. Yok. Bak bizim savunmamızda 3 tane resim. İlber Ortaylı'nın yazısı. Başka 30 sayfaya, 10 sayfaya, 20 sayfaya falan gerek yok. Bu kadar ya. Fazla değil. Ya hocam arkasından yarın maçın da... var ya. Yarın maçın var. İşte, bak, sen oradaki Halit Uruye'yi düşünebiliyor musun? Takımın yani, Halit Uruye'sini. Ya bir şey söyleyeyim. Meri'nin yerinde dolduramazsın. Kusura bakma. Ben bak, şimdi şeye de çatacağım. Işte. Hocaya da çatacağım. Meri... Onu varken sonra konuşacağız neyse, ama yani. Şu şey de hazırsa UEFA'nın işaret cezaları daha önce benzer. Yani UEFA'nın tutarsızlığını ekrana getiriyoruz biz. Zaten sonunu yine bağlayacağız bunun. Bunun normal bir ceza olmadığını ama şu Merih Demiral'a skandal ceza veren UEFA daha önce benzer şeylerde neler yapmış bir izleyelim hep birlikte. Ya birazdan gelecekmiş. Tamam, onu geldiğinde izleriz. Şöyle söyleyeyim o zaman ben içerisinde mesela. Emsal teşkil 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Arnavutluk Sırbistan maçı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Duško Tosic çetnik selamı yapıyor. Üç parmak da bir işarettir. Zafer işareti olarak Sırplar kullanır bunu. Ve bundan sonra ceza almıyor. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası FIFA organizasyonu ama nihayetinde FIFA ve UEFA da birbirini emsal olarak görebilirler. Arnavut asıllı futbolcular İsviçre'de
Granit Xhaka ve Zerdan Şakiri Sırbistan maçında kartal işareti yapıyor biliyorsunuz. Şu işareti yapıyorlar golden sonra sevinç olarak. İkisine para cezası geliyor. 10'ar bin İsviçre frangı. Tamam onlara bir şey demiyoruz. Arnavutluk bayrağının sembollerinden biridir çünkü. Normal karşılıyoruz da evet. Taraftar kışkırtma olarak nitelendirildiği için para cezası. 2021 Hollanda-Gürcistan arasında oynanan hazırlık maçında yine az önce söyledik Weghorst aslan işareti yapıyor. Bunların hiçbirinde ceza olmuyor. Ama bizim Meri'ye ceza veriliyor. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Yani bu dediniz ya ben frene basarak gitmek istiyorum ama hani bir biz varız. Bir de bizim içimizde bizim gibi gözüken ama bizden olmayanlar var ya. Var. Evet. Anladın ne demek istemiyorum. Yani çok bu konulara girmek istemiyorum ama onlar da diyor ki ya diyor işte iki maç Meri'ye ceza diyorsunuz. Aynı bu turnuvada Daku'ya ceza verildi deniyor. Arnavut futbolcuya. Arnavut futbolcu iki maç ceza aldı. Evet ama ne yaptı? Maçtan sonra hoparlörü aldı tribünlerle evet. birlikte. Sırplara ölüm ifadeleri evet. içeren tezahüratı avaz avaz söyledi. Yani biri kurt kim işareti yapmakla bunu bir tuttu UEFA ikisini. Hukukta böyle bunlar bir şey var mı? Yok ya art niyetli. Onlar da art niyetli ya. Böyle bir şey olur mu? Bak bir şey söyleyeceğim. Aklıma gelen bir şey var. Şimdi bu UEFA seçimlerinde tabii bütün şeyler oy veriyor biliyor musun? Yani milletler oy veriyor. Bizde kim var mesela? Servet Yardımcı. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerindeki UEFA'da ya da ya temsilcilerine hepsi hemen şimdi UEFA'ya bir şeye gönderecekler. Bak hemen başkana. Acil bundan sonra yanında değiliz. Karşındayız diye acil bak. Bak bakalım gördük şey ne yapıyor başkan. Kaç tane şey var acaba onu bulabilirler mi? UEFA'da kaç kişi UEFA şey, delegesi. UEFA'da delegesi. Fazla yok. O şeyde dünya FIFA'da. UEFA var. Delegesi Avrupa UEFA Avrupa olduğu için tabii. Çok fazla Azerbaycan yok. Var UEFA'da. FIFA'da. Fark etme FIFA fark etmez ki FIFA'ya mı FIFA hepsini FIFA'da göndersin. Tamam. Hiçbirimizi kabul et şey yapmayacağız diye. Kaç tane delegemiz var? Bak bakalım ne yapıyorlar. Kimse gelmesin. Ya bak seçimlerde bunlar buraya var ya. Şey gibi böyle yalıyorlar. Ayaklarının altını yalıyorlar insanların. Biliyor musun? Onun için var ya hepsi bana göre şu anda hepsi protesto etmeleri abi lazım. Şöyle bir hepsi. Rahat bir Avrupa şampiyonasından geçiremiyoruz. FIFA'yı, 55 tane bağlı federasyon var UEFA'ya. Onun ha. içerisinde Azerbaycan var. Yani fark etmiyor. Birlikte... Fark et. Ya onlar Kazakistan delege var galiba. Kazakistan da var. Bak delege olsun olmasın. Kazakistan var. Ya Kazakistan falan ya, var ya yok. Bizim hep şeyler fazla falan yok. Hep bizden yani. Hepsi Türk bunların. Yok Özbek Mözbek hepsi, burada yok onlar. Anlatamıyorum. Yok, hepsi yok. Onlar FIFA'da. Ya fark et 55 tane kişi 55 tane protesto gidecek. FIFA'ya. O fark etmiyor. UEFA'ya da gidecek. Yarın bir gün başınıza ekşiriz diye. 55 tane gidecek oraya. Protesto. Bak ne diyorum. Eğer gitmezlerse onlara da yazıklar olsun. Bosna Hersek var. Onlar da ise yani destek verebilecek ülke sayısı FIFA'ya göre çok daha az. Çok fark et. Ben diyorum ki bak FIFA'ya fark etmiyor ya. UEFA'ya gönder. Fark etmez. 55 tane Türk kınıyoruz diye şey göndersin UEFA'ya. FIFA'ya da göndersinler. Şimdi İlber Ortaylı'nın açıklamasını verdik. Bozkurt'un Türkler için bir anlamı olduğunu bir hukukçunun, bir profesörün anlatımıyla zaten ifade ettik. Weghorst örneğini verdik. Bellingham'a verilen komik cezayı verdik. İki maç yine ceza verilen Merih Demiral gibi oyuncu, Arnavut oyuncu Daku. Ondan da bahsettik. Yani hukukta zaten hocam mesela şöyle anlatmak açısından şöyle söylüyorum. Seni döverim demekle sizi dövmenin arasında bir ceza yaptırım var değil mi? Biri fiili bir şey, biri sadece tehdit. Burada şimdi adam almış eline tezahürat yapıyor. Sırpları öldürün diyor. Öbürü bir hayvan sembolünü işaret ediyor. Ya, aynı ceza diyor alıyor. Ya. Orada yani bir şiddet de var orada. Yani. Yani bu nasıl tahrik olabilir? Teşvik etme oluyor orada. Ya teşvik etme var. Tabii tahrik var. Ve aynı tefek tahrik olması. Tahrik var. Bak arada ha, bu, tahrik var. Bu, ne bileyim. Ve, ya öldürün demek ya bir de ölümcül bir tahrik var arkadaş. Evet. Bu işin şimdi yani. Hukuk boyutunu da bir soralım. Anıl Dinçer spor hukukçusu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yani tam konunun üstünde sizle birlikte bir değerlendirelim. Biz işin içinden çıkamıyoruz çünkü. Mesela eline megafon alıp Sırpları öldürün tezahüratına katılmakla bir hayvan figürünü işaret etmek nasıl aynı ceza alıyor? Hukukta bunun bir karşılığı var mı? Biz mi bilmiyoruz bunu? Oradan bir başlayalım. Ardından da bu süreci nasıl ilerletebiliriz? Bu cezayı, haksız cezayı bize göre nasıl iptal ettiririz? Öncelikle bu ceza, bu imkanı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da iyi yayınlar diliyorum. Burada haksız, çifte standart içeren ve hukuk sınırları dışına çıkılmış bir ceza var bence burada. Yani hukuki
durumdan artık biz avukatlar olarak bile bahsedemez duruma düştük. Çünkü başlangıcından sonuna kadar şöyle özetlemek istiyorum. Zaten burada sevk edilmesi yanlıştı, soruşturma açılması. Hadi soruşturma açıldı. Biz bu iki maçlık cezayı hiçbir şekilde beklemiyorduk. Hatta dün gece ilginç bir biçimde Alman gazetelerinde yazıldı. Dedik ki artık bu kadar da değildir. Aynı yazılan daha savunma sunulmamışken, sabah 9'da sunuldu bu sabah. Savunma sunulmamışken Alman gazetelerinin dün akşam açıkladığı ceza bugün aynı ceza olarak karşımıza geldi. Zaten orada bir soru işareti oluşturuyor. İkincisi sizin bahsettiğiniz emsaller Şakir'i Kartal hareketi yapıyor, kartal işareti yapıyor temsilen ülkelerini Arnavutları. Onun dışında Tadiç çeknik selam veriyor. Tadiç sevk bile edilmiyor, soruşturma bile açılmıyor. Şakir'e para cezası veriliyor. Bizim asker selamımıza ülkemizdeki dayanışmayı, birliği, bütünlüğü temsil eden çok güzel bir selamdır asker selamına. Sadece bir para cezası veriliyor hiç ceza verilmemesi gerekirken. Burada Merih'e iki maçlık bir ceza veriliyor. Bugün Bellingham'a bakıyoruz. 5 günlük bir soruşturma süresinden geçiyor. Merih'e bakıyoruz. Sabah 9'da savunma sunuluyor. 12'de karar açıklanıyor. Biri 3 saatte açıklanıyor, biri 5 günde. Yani Bellingham'ın yaptığı hareket çok daha vahim. Ekranlarda, arkadaş ortamında dahi konuşmaktan imtina edeceğimiz bir hareket, kimse tarafından tasvip edilmeyen. Bugün İngilizlere sorsanız İngilizler bile der ki Merih 2 maç alıyorsa Bellingham'ın 5 maç ceza alması lazım. Bellingham'a 1 maç ceza veriliyor ve bu ceza da bir maçta değil aslında, hiç verilmiyor. Bir maçta 1 sene içerisinde bir daha tekrarlamazsa uygulanmayacak. Yani hiç ceza bile verilmiyor, geçiliyor. Bize gelince çifte standart oluyor, 2 maçlık ceza veriliyor. Ya bunun açıkçası hukuken açıklanabilecek de hiçbir yanı yok. Şu an benim duyduğum, bildiğim kadarıyla da Türkiye Futbol Federasyonu bir başvuru hazırlıyor. Ama ona ilişkin de çok ilginç durumlar var. Anlatmamız ve konuşmamız gereken. Kas yolu kapalı mı bize? Böyle iddialar okuyorum şimdi bir yandan da sosyal medyada Anıl Dinçer. Yoksa kasa itiraz edebiliyor muyuz? Evet, çok ilginç. Yani kasa bir, benim de duyduğum, federasyon da zaten açıklama yaptı. Hummalı bir çalışma var. Hatta bu işin içinde şu an yabancı böyle bu işin en iyi noktasında olan kişiler de bu başvuruyu hazırlıyor. Ciddi bir çalışma var. Benim bildiğim Türkiye Futbol Federasyonu da bugün başvuruyu yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok beklenilecek bir şey de yok. Bildiğim kadarıyla bu şeye özel, turnuvaya özel çıkarılan bir talimat var. 48 saat içerisinde de kas hızlı bir şekilde karar verecek diye benim duyduğum ve gördüğüm maddede öyle yazıyor. Ancak burada da şimdi önümde açtım size söyleyeyim. Bir madde var, 63. madde. Talimatla alakalı kasın talimatı diyor ki 63. maddenin B fıkrasında iki maça kadar, yani iki maçı içerecek bir maç, iki maç, bu cezalarda kas buna bakmıyor diyor. Şimdi bu da iyice kafa karışıklığına sebep oluyor. Ondan dolayı biraz sosyal medyada var. Ya inşallah bu kadar ummalı bir çalışma yapıldıktan sonra da gidip kastan bir red kararıyla, yani bu işe biz bakmıyoruz cevabıyla da karşılaşmayız. Kasın ötesi oluyor mu bu peki hukuki süreçte? Kasa başvuramazsak yani daha sonrası için hakkımızı arayabileceğimiz herhangi bir platform var mı yine? Ve nasıl noktalanır bu haksızlık, öyle söyleyeyim? Açıkçası KAS'ın haricinde zaten Spor Tahkim Mahkemesi, sporun en yüksek mahkemesi, FIFA ve UEFA kararlarına karşı KAS'a gidilebiliyor. Başka bir mekanizma yok. İsviçre mahkemelerine gidilemez veya başka mahkeme gidilemez. Zaten gidilebiliyor olsa dahi şu an maç oynanıyor. Bu kararın durdurulması, bu kararın iptali, bunlar sonuçta süre alacak şeyler. Burada KAS bu işe bakıyorsa bakacaktır ve burada yürütmeyi bir an önce durdurması lazım. Yani cezayı acil olarak durdurması lazım KAS karar verene kadar. KAS'a gidilebilen senaryoda konuşuyorum. Ancak şu an dediğim gibi maddeden de okuduğumuz şekilde KAS'a gidilememe imkan da var. Yani kasa her zaman gidilebilir ama kas buna ben bakmıyorum. Siz az önceki söylediğim maddeden dolayı bu benim alanıma girmiyor. Çünkü iki maçın üstünde değil, altında olduğu için, yani bir ve iki maçlık cezalarda ben buna bakmıyorum deyip tümden de reddedebilir. O senaryoda gidebileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra da bu haksız cezayı bir de çekiyor oluruz. Bana bu madde de mantıklı gelmiyor. Çünkü yani evet, bu madde var gördüğüm kadarıyla, ben de okudum. Ancak bir maç, iki maç bile olsa bu kadar kritik durumlarda iki maç bizi o kadar etkileyecek ki. Ben hep şunu da diyorum. Biz burada haksız karara karşıyız. Yoksa Merih olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş önemli değil. Bizim
Türk milli takımımızın evlatları yarın çıkıp en güzel şekilde oynayacaktır. Merih olmasın, yarın Samet oynayacaktır. Samet olmasın, Ahmet Can oynayacaktır. Orada çıkıp yiğitçe mücadele verip Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edecek futbolcularımız olacaktır. Ondan şüphemiz yok. Bizim derdimiz verilen bu haksız ve çifte standart karar karşısında durmak ülke ve millet olarak. Evet, Anıl Dinçer, çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeler için. Sağ olun. Son söylediğinize katılıyorum aynı. Burada karşı çıktığımız şey Merih olmuş, başkası olmuş değil. Burada bir milletin elinden sembolü olan bir hayvanın, yani bozkurtun işaretinin yapılma özgürlüğü alınmaya çalışılıyor. Avusturya'da buna yönelik karar çıkartılıyor. Almanya'da Merih bunu yaptığı için ceza veriliyor hukuksuz bir şekilde. Ve bu ne? Yani sen bunu ne zaman yaparsan başına iş gelecek, sen bir Türk olarak bu işareti yapamazsın baskısıyla resmen karşı karşıyayız. Hukuki yollar dışında bir de, yani hukuk bahanesiyle bu yapılıyor. Almanya İçişleri Bakanı şikayet ediyor, onun üzerine bu soruşturma oluyor. Tabii. Değil mi? Anıl'a teşekkür edebiliriz bu arada. Almanya İçişleri Bakanı şikayet ediyor, o yüzden oluyor. Ondan sonra, söyledi mi sana? Yani Bild gazetesi, daha dosya teslim edilmemiş. Bild gazetesi dosya teslim edilmeden ceza geleceğini söylüyor. Bizim federasyonumuz şaşırıyor. Tamamıyla şu anda, az önce de söyledim, 2018 veya 2019 yılında bozkurt işareti yapılması Avusturya'da yasaklanmıştı. Tamamen bunun devamı. Almanya kendi iç siyasetinde, yani onu da okudum da çok konulara girmek istemiyorum. Biz spor kanalıyız diye. Yani zaten belirli grupların bu hareketi yaptığı için orada da yasaklatmaya çalışıyorlar. Yani zaten buna takmış vaziyetteler. Tamamen Almanya siyasetinin UEFA'yı yönettiğini görüyoruz. Ve UEFA da Alman politikacıların baskısına boyun eğerek hukuksuz bir şekilde Merih Demiral'a 2 maçlık men cezası verdi. Olayın özeti bu aslında. Onlar... Yine konuşmaya devam edeceğiz hocam. Reklam zamanımız geldi. Bir ara verelim. Olayın yansımalarını da masaya yatırmaya sürdüreceğiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Mahmut Alpaslan ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Merih Demiral'a verilen haksız cezayı konuşuyorduk. Milli takıma da geçeceğiz tabii. Rakibimiz Hollanda. Bir yandan da hazırlıklar, çalışmalar devam ediyor. Gözümüz kulağımız bu maçta olacak. İnşallah çeyrek finalden adımızı yarı finale de yazdıracağız. Güvenç Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var tabii. Mesaj geldi şimdi bana İzmit'ten. Diyorlar ki ister misin kurt atlı insanları da Almanya'ya, Avusturya'ya sokmasınlar. Olabilir mi böyle bir şey diyorlar. Olabilir mi? Ya bari onu da yapsınlar diyorlar. Buradan bütün kurtlara selamlar. Ya çok enteresan ya. Bak, kimyamı bozdu bu olay benim, biliyor musun? Başka şeye konsantre olamıyorum yani. Milli takım gereksiz yere gerdiler bizi şu an. Yani. Gerdi mi? Ya patlayacağız, ne germesi ya. Ama tekrar söylüyorum, bak bu 55 tane Türkiye Cumhuriyetler protesto edecek arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani kim devreye girecekse girsin yani. Fark etmez bak, bunlar bak seçim zamanı, ben çok iyi bunları biliyorum. Buralara gelip affedersin yalakalık yapıyorlar. İşte şunları ayarlayın, bunları delegeleri falan. Önemli değil ki, bugün delege olur yarın olmaz. Ama fark etmez, FIFA'ya da şey yapsınlar, protesto etsinler FIFA'yı da. UEFA'yı da. UEFA ve FIFA ayrı organizasyon. Tamam hocam. Ama olsun yani, fark etmez ki. Orada mı gelsin, tepki var desin. UEFA'ya ciddi şekilde tepki koymak gerekiyor, evet. Yani bu noktada Alman lobisini madem tercih ettiyse, o zaman Türklerin tepkisini de göz önüne almış demektir değil mi Mahmut Hocam, ona göre? Zaten şu anda zaten o öyle. Olay o, Alman lobisi. Alman lobisinin bir çıkan işte, neyse şimdi farklı bir şey konuşacağım. O kişinin, haddini bilmeyen kişinin koskocaman bir ülkeye ve ırka yaptığı olaya bak ya. Bunu biz sadece bizim, bütün Türkmen ülkelerinin sembolü bu. Bütün Türkler, dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerindeki sembolü. Daha çık işte Oğuzlardan çık, nereden çıkarsan çık ya. Sen bunları karşına alıyorsun. Bunların sembolünü yok sarıyorsun ve farklı bir boyutlara çekmeye çalışıyorsun. Sen önce kendi yaptıklarına bak. Şimdi Almanlar konuşturmasınlar. Daha Solingen'i orada daha yaşadık onu. Yaşadık, orada duruyor daha. Ondan sonra yaptıklarınız o kundaklamalar. Esas siz kendinizsiniz. Ha biraz şimdi şart hocam neyse. Vallahi ben daha dayanamayacağım. O Dahoya gittim ben. Fırınları ya gördüm. Ben yaşadım hocam, oralara gittim ya. Sen gördün mü oraları Dahoda? Adamları ha? Yakan bir ülke ya. İnsanları ya yakan bir ülkeden söz ediyorum. Fırınla yapmışlar. Fırın Dahoda gittim. O fırınları gördüm. Yani insanları diri diri yaktılar ya. Ya hocam orada taraklar var. Tarak yapmışlar. Ya inanamazsın. Kama ya. Yapmışlar onlarla birlikte. Neler yani? Bizi oraları bir göstersinler. O İçişleri Bakanı gitsin oraları bir daha baksın. Ne yaptınız biz, ne yapmışız diye. Utanmıyorlar da ya.
Vallahi utanmıyorlar. Yarın görür 50 bin kişi, ya, 60 bin kişi. Bir şey söyleyeyim, şaka maka yapmıyorum ha. Bir görecek burada bilmem ne kurt. Giremezsin Almanya'ya. Hadi bak. Yani yapsınlar bari, onu da yapsınlar. Ya, utanmazdık ya. Vallahi utanmazdık ya. Ya inanamıyorum böyle bir şey. Birisi bana Almanya'dan şeye mesaj atmıştı. Dedim şaka şeydir o dedim. Gerçek değildir dedim. Tamam. Daha dün Asparagaz haber dedim. Doğru çıktı ya. Dün daha dün herhalde. Ya dün ya evvelsi gün. Afrikalı bir milletvekili ırkçı saldırılar yapıldı ya. Milletvekili, Afrikalı milletvekili. Ya biz bunları burada yapıyor muyuz? Ya orada senin 5 milyona yakın bir Türk var, Türk vatandaşı var. Bunların hepsi bu bir sembolü bilen kişiler. Bunlarla büyümüşler. Bunlarla oradaki genç nesille, 3. 4. kuşak olsa bile biliyor bunu. Hadi bizler 1. generasyona yakınız orada. Yaşadık. 4. generasyon da biliyor aynı şekilde bu işareti. Bu sembolü. Ya olmazsa evinde vardır, babasında görmüştür, gitti Türk cemiyetinde görmüştür, bir yerde görmüştür. Ve orada da bir aşırı milliyetçilik şu an yeniden çıkıştı Almanya'da. Hep var zaten. Olmadı değil, hep vardı. Bizim dönemimizde de vardı. Tamam, çok fazla değildi. O vakitler daha yeni 2. Dünya Savaşı'ndan çıkılmış binalar yıkık dökük. Daha çok şeyi bilmiyorlardı. Ya, kabuğunla karpuzu yiyorlardı ya. Kabuğunla. Düşün yani artık. Ne anlatayım ben sana? Çekirdekleri yiyorlardı. Ya. Biz tatil köyünde var ya. Bak yemin ediyorum sana. Gülüyorduk ya. Böyle hem de çatal bıçak ya. Bıçağı böyle alıyorduk. Çekirdekleri yiyorlardı ya. Bilmiyorlardı ya. Neyse. Yani bütün Almanlara tabii mal etmek tabii bunu değil, doğru tabii. Değil. Ama Alman hükümetinin politikası gereği UEFA baskı altına alındı. Bu bir gerçek. Net. Yani söyledik, hepsini ortaya koyduk donelerini. Başka örnekler var, hukuksa bu hukuk. Ama nihayetinde UEFA'da boyun eğdi. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. UEFA demek ki bundan sonra kulüpler bazında da, zaten daha önce de milli takımda da yaşadık bunları. Bize bir şey olduğunda en ağır cezalar. İşte bir Yunanistan deplasmanı oynamıştık. Biz hatırlıyor musunuz? Evet. Gökdeniz Karadeniz'in gol attığı maç. Sahaya atılmayan şey kalmamıştı. Yunanistan'a o dönem verilen ceza maçlarını Atina'da, İşte bilmem kaç kilometre uzakta oynayabilir. Yani Atina'da oynama da sen Yunanistan'da başka şehirde oynadı gibi bizim ceza çıkmıştı. Asker selamımız da vardı. Asker selamına para cezası geldi. Para cezası aldık ya. Yani biz ne yapsak hemen UEFA tarafından saçma sapan cezalar geliyor. Tamam, bazen hak ettiğimiz şeyler de oluyor ama şu konuda %100 haklıyız. Atarsın edersin onlar, tamam onlar, ama bunlar abi asker selamımız. Bizim o gün şehitlerimiz olmuştur, bir şey vardır. Gayri ihtiyar verirsin bunu, gayet normaldir. Yani onun için büyüklerimiz boşuna söylememiş, atalarımız. Bizim bizden başka dostumuz yok diye. Hakikaten yok. Yurt dışında yaşayanlar bilir abi bunu. Nelerle karşılaşabileceğiz. Tamam, ben çok fazla zorluk yaşadım. Ben kendi açımdan söylüyorum. Yaşamadım. Ama o dönemin yaşlıları, o savaştan çıkmışlar. Onları çok iyi biliyorlardı. Neler verdiklerini. Yabancılara karşı bu kadar değillerdi. Ama işte onların o sembolleri vardır. O sembollerinden yetişenler de var orada. Onlar da hala o kinlerini sunuyorlar. Kusuyorlar da hala. Ya utanmıyorlar da ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ya insan utanır ya, bu kadar sudan sebeplerde bir ceza verilir mi ya? Ya ben aklım sırrım ermiyor ya. Ya normal değil arkadaş, yani bilmiyorum ya, ne kası ne şey bilmem nesi yok mu başka bir mahkeme daha işte yani. Yok hocam. Yani neyse, şunu söyleyeceğim ya, nasıl böyle bir şey yapabilirim? İlber Atölye hocam anlatmış çok güzel, kısa 3 tane resim bitti arkadaş yani. Bitti ya. Ya böyle bir şey olamaz arkadaş. Bu ne hukuk, ne şu, ne bu ya. Bu yani sığdıramıyorum yani, kelime bulamıyorum, evet. Ya bunların yaptıkları şeye, verdikleri cezaya. Şu bir gerçek, söyledik az önce de. Yani resmen bir siyasi baskının o zaten sonucunu verdi UEFA. UEFA buna boyun eğmiş abi. Resmen. Peki bir şey söyleyeceğim. Servet Yardımcı'nın açıklaması yok mu? Ne diyor? Var. Onu da Allah rica edelim. Onu da yer yakına getirmesin. Ne diyor yani? Merak ediyorum ya. Ben olsam istifa ederim ya. Hepsini okuyayım Servet Yardımcı'nın açıklamasının o zaman. Önümde de açıktı hazır. UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı şöyle söylüyor. Değerli futbol kamuoyu, UEFA Disiplin Kurulu tarafından amilli takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlama ile ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir. Futbolcumuz Euro 2024'te kendisinin attığı gollere çeyrek finale yükseldiğimiz ve maçın oyuncusu seçildiği bir anın mutluluğunu
Türk taraftarlarıyla kutladığı bir sırada doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır. Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek bir unsur söz konusu değildir. Oyuncu duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırılmamalıdır. Disiplin kurulu UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz Euro 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli. Bizim çocukların final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız diyor Servet Yardımcı UEFA İcra Kurulu üyesi. Güzel bir açıklama yapmış. Demek ki bundan sonra bir icra kurulu üyesine göndermeyeceğiz. Disiplin kurulu üyeliğine. Vallahi bak oraya bir adam göndereceğiz yani. Tabii baştan şart koyacaksın şeye. Yani bir dakika UEFA başkanı geldi o istediğinde yani, diyeceksin ki kardeşim o istiyor musun? Azerbaycan'dan da o istiyor musun? Kazakistan'dan da o istiyor musun? O zaman disiplin kurulu başkan yardımcısı en kötü ihtimalle Türklerden biri olacak. Bu üç ülkeden biri olacak. Tebrik ediyorum seni. Bunu verirsen oyumuzu veriyoruz. Evet. Bu kadar evet, basit. Evet. Sponsorlar yani geri geldiğinde şunu da kullanmak lazım. Sponsor gücünü de kullanacaksın. Varsa sponsor şu an UEFA'nın herhangi bir organizasyonu çekeceksin. Bravo. Vallahi bravo. Vallahi bunu yapacaksın ya. Demek icra kurulu bir işe yaramıyor demek yani. Ya bir işe yaramıyor diyor ki esas bize bu şey yapan disiplin kurulu. Daha şöyle söyleyeyim, gıcıklık yapan yani biz halk dediğinde konuşuyorum. Bir kişi diyorlar, birkaç kişi sokak. Vardı ama orada bir başkan vekili olursan orada dersin ki host kardeşim dur bakalım ne yapıyorsunuz siz ya? Şaka mı yapıyorsunuz dersin, bilmem ya, ne dersin yani. Hocam, şimdi orada hepsi bir ülke, bir ya, kafa tasçılar mı deniyor bunlara, ne deniyor onlar işte. Bir ülke UEFA'yı ezdi. Yok hükmünde sayıldı UEFA. Ben dedi burada varım, ben bunu istiyorum, yapacaksın, yaptırdılar. Yani insanları yakan bir ülke. Bakın artık bu kadarını da söyleyelim, yeter burada da keselim. Hiç sempatik vardı, şimdi yok vardı. Hani İkay vardı falan şey yapsınlar diyordum yani, şampiyon olsun falan. Yensinler istiyordum var ya, bu şeyi tutuyorum tabii, İspanya'yı. Yazık. Yani. Ya evet. Yani noktaya geldi. Evet yani ya. Yani hakikaten o noktaya getirdiler. İnşallah Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Onu da hemen söyleyelim. Son dakika gelişmesi efendim. UEFA tarafından amirli futbol takımı oyuncumuz Merih Demiral'a 2 maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir diyor. Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan açıklama da bu şekilde. Şimdi tabii maç Berlin'de oynanacak, Hollanda maçı. Buradan da şunu söyleyelim. UEFA'nın almış olduğu bu haksız ve hukuksuz karar karşısında bizim vatandaşlarımızın sağduyulu olması lazım. Yani özellikle görüyorsunuz alenen bir siyasi kararla Meri'ye ceza veriliyorsa orada belki de Türk grupları yeri geldiğinde provoke edip kendi haksızlıklarını böyle örtmeye bile çalışabilir bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplu yürüyüşlerde vesaire organizasyonlarda, fanzonlarda kesinlikle ve kesinlikle yani içerideki provokatif hareketlere vesairelere müsaade etmesin taraftarlarımız. Bu uyarıyı da yapalım. Bunlara yapılabilecek en güzel tepki Merih'in gol sevincindeki tepkidir. Bu kadar. Ötesini yapmaya gerek yok. İstiklal marşı okunurken herkes... Ya bu içeride şekilde, 40 bin kişi varsa 40 bin kişi Bozkurt selamı yapacak. Ne yapacak? Evet. 40 bin kişiyi dışarı mı yani çıkaracak? Ve siyah giyinsinler. Ya simsiyah gelsinler. Valla bunları yani, suratına hep vuracaksın. Her yerde de haykıracaksın. Diyeceksin ki ne mutlu Türk'üm diyene. Başkası da yok hocam. Açacaksın o bayrağı. Hep açıyorsun zaten. Avrupalılar bundan anlıyorlar. Maalesef böyle. Gözlerine soka soka gireceksin. Yani şöyle işte bir kişiye Bozkurt işareti yaptırmayayım diyen UEFA ve yancıları, Alman politikacılar Berlin'de 50 bin tane Bozkurt'a sebebiyet verdiler. En güzel protesto da o olacaktır. Merih konusunu şimdilik noktalayalım. Gelişme oldukça yine söyleyeceğiz ama maçı da biraz konuşalım. Çok da iyi oynadı son karşılaşmada hocam. Merih olmayacak. Savunmada tercih nasıl olur? Samet'i yeniden görürüz herhalde.
Öyle olur zaten. Samet var ya, ya bunun şirinlik nuskası yapılmış bu çocuğa. Hakikaten öyle. Ben yani adama bakıyorum, hareketlerine var, seviyorum ama arkadaş çok hata yapıyor yani. Yapma. Ya Meri'nin yerini kimse dolduramaz. İbrahim Tatlıses'in şarkısı vardı yani. Kimse dolduramaz senin yerini var ya. Dolduramazlar arkadaş. Kimse dolduramaz senin yerini. Bu şarkıda yerin, tamam. Aşkımızın yemini var ya. Evet. Şimdi şarkı dolduramaz arkadaş. Yok Meri bak, ya bak bazı şeylere kızıyorum. Bak şimdi geleyim hocaya da biraz çatayım. Ya bu Meri oynatmıyordu. Başkalarını oynatıyordu öyle diyeyim. Kaan Ayhan Meri oynamıyor. Bak sahne 3 tane yıldızı var. Mert Günok, Kaan Ayhan, Meri. Tamam mı? 4. Ferdi. Ferdi 4. Evet. 4. ama bunlar başrol. Bak söyleyeyim mi? Şimdi bunların 2 tanesini Ferdi oynatıyordu o yüzden ya hepsi çok iyiydi de öne çıkan. Öne çıkanla da bu ikisini oynatmıyordu zaten. Kaan Ayhan'la Meri kenardaydı. Başkaları oynuyordu arkadaş. Ben bunu zaten azmedemiyordum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben başkana da yazdım mesela. Şöyle bir takım çıkması lazım. O da bana sağ olsun teşekkür ederim yazmış. Salih Aris senin takımı çıktı diye. Biliyor musun? Benim istediğim takım çıktı diye. Teşekkür ediyorum ona da. En azından ya buradan arkadaş belli bir şeyimiz var. Biz de bak sabahleyin benim oğlumla da konuşuyorum. Bizde şöyle bir şey var. 6 numara, 8 numara, 10 numara oynayacak. Hani seyirci gözüyle illa. Yani 3 tane 6 oynayamaz orada. 3 tane 8 oynayamaz veya 2 6 1 8 oynayamaz. İlla böyle oynanacak. Sanki böyle şartmış gibi bütün medya böyle. Şimdi tekrar söylüyorum bak çok kızıyorum buna. Şimdi 2 tane 6 numara oynuyor değil mi? 2 tane 6 numara. Yani göbekte. Evet. Burada da 4'lü oynuyor. Bu 2 6 oynayamaz. Çapa diyor. Çıpa takımı engelliyor diyor. Fakat şimdi bu 6 numarayı alıyorsun. 6 numaranın ne kadar katkısı olur forvete? %30-40 değil mi? Yani %30. Şimdi bunu alıyorsun. Şu iki stoperin araya koyuyorsun. 4 numara koyuyorsun. Değil mi? Şimdi bunun %40 katkısı var. 4 numaranın %15 bile yoktur. Bu üçlü olduğu zaman ses çıkartmıyor ama. Ya bu nasıl bir madde? Utanmıyorlar da ya. İnsan utanır. Bak şimdi üçlü oynadığın zaman bak tekrar güzel söylüyorum. Daha açıklayayım. 6 numaranın birini alıyorsun, stopere koyuyorsun, evet. Üçlü oynuyorsun, ses yok. Hani çıpaydı bu 6 numara, sen 4 numara koydun buraya. Ya bu nasıl bir düşünce ya? Bu nasıl bir mantalite ya? Ona üçlü oynuyoruz diye dediler. Üçlü, ya bravo, üçlü oynuyor ama öbür diyor ki çıpa, topu kim taşıyacak? Çapa. Çapa, neyse çapa. O ne ya? Arkadaş, bu 4 numara mı taşıyacak? 6 numara gene biraz daha taşır yani, hadi. Bu %20 ise öbürü %40 taşır. Şimdi bunlara kızıyorum ben tamam mı? Biz de şimdi ben tekrar söylüyorum. Bu takım Salih, Kaan Ayhan. Geriden başlıyor hocam. Kalede Mert. Mert. Senin kafandaki onları. Sağ bek Mert Müldür. Mert Müldür. Stoperin kim olacak? Bir dakika sol bek Ferdi. Tamam. Bardakçı. Abdülkerim. Bardakçı. Şimdi orada birisi olacak tamam mı? Merih yok şimdi. UEFA başkanını koyacağım oraya. Koyacağım çünkü oyna aynı tabii yarattım. O bize penaltı yaptırır hocam. Onu koyma hocam o kendi kalesine fark atar. Fark etmiyor bir yani işte. Öbürü de atıyor. Fark etmiyor. Gerçekten. Ya hoca güldürdün beni ya. Şimdi orada biz hocayı da şimdi ya, isim de çocuğu seviyorum da ya. Şimdi onu dedim hoca bir aşağıdan şöyle bir işaret yapıyor. Sen gör. Şeyler görmesin şöyle evet. Oluruz diye. Tamam mı? Ya inşallah iyi oynar sen. Tabii mecburen Samet oynayacak. Herkesin Samet olur mu? Ya ya Ahmet'i. Gerçi orta sahada da seçenek almış. Şimdi İsmail yok cezalı. Tamam. Orkun yok. Salim. Orkun da cezalı. Orkun da bak çocuk şunu söyleyeyim. Orkun'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Adam 6 numara gibi oynadı mahvoldu yani. O oynayamaz ki. O Salih'i koy oraya. Yani zaten orada oynayan birini koy. Sen Orkun'a bu görevi verdin. Elinden geleni yaptı Allah'a var. Tamam mı çocuk? Ama hücuma çıkamadı, gidemedi işte. Madem öyleyse savunması daha iyi olan birini oraya koy. Tamam mı? Şimdi Salih, söylüyorum. Kaan Ayhan, Salih, ne o? Hakan. Hakan. Bu üçlü mükemmel şimdi. Tamam mı? Bu üçlü çok güzel. Orta yani, saha merkez biraz... üçlümüz yani şöyle olacak diyorsunuz. Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çağlanoğlu. Şimdi şöyle bir şey var. Stopere Samet gelir diyorsunuz. Samet gelecek ne yapalım. Ama şimdi bu üçlü oynarsa Samet de o gün inşallah hata yapmaz. Biraz daha düzgün oynar. Ama Meri'nin yerini dolduramazlar yani ya. Dolduramazlar. İleride de bak kim oynatır sana da şöyle söyleyeyim. Zaten Barış'la oynayacak ne o? Arda. Arda oynayacak.
Üçüncü. Kenan ister, mı? Bak, bak Kenan olabilir. Tekrar söyleyeyim. Ben Cenk. Cenk Tosun gol istiyorsan. Ama önce bir şeyimizi tutalım dersen orada Yusuf oynatmıştı şeyde Almanya milli maçında. Yusuf Yazıcı var ya, santrafor evet. gibi koydu. İrfan Can Kahveci var. İrfan bak, da sonradan İrfan, dahil oldu. O dahil oldu ama orada sağ önde oynamıştı o maçta. Bak İrfan Can Kahveci, Yusuf, Kenan oynamıştı. Bak ileri üçlüyü her türlü yapabilirsin. Şimdi bak fikir jimnastiği yapalım. Üçümüz beraber. Karıştırıyorum iyice kafaları. Samet'ten şüphelerimiz var diyoruz diyelim. Kaan Ayhan'ı stopere çektik. Olabilir. Tamam mı? Yani daha... Önlerinde Salih, İrfan Can, Hakan Çağlanoğlu olur mu? Olabilir. Bravo. Çok mu olabilir. Yumuşak kalır peki? Ya İrfan'a bağlı. İrfan'ın şeyine bağlı. Kim var orada başka oynayabilecek? İrfan çünkü 8 numara oynadı. Evet. Gençler Birliği'nde Başakşehir'de oynadı. Ama... İsmail de belli bir zamandan sonra yetmedi. Tempo farklı bir şey. Çünkü evet. O da oynamıyor. Hocam o zaman yarım yarım şeyler oynatacak. Başka kim var bilemiyorum ki. Ya ben Kaan'ı bozmaz. Bence Kaan da oynar. Samet bardakçı olur. İkili. Arkada. Orta sahada. Başka elinizde oraya koyacak. Ama bir alternatif seçenek İrfan'ın dönüşü oldu. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Yani olabilir. Ama oraya koyamaz. O artık çünkü tabii. Gitgelleri fazla olacak doğru. maçın. Sakatlıktan siz döndü. Siz aynı şekilde bakın. Bunlar bizi itecekler. Bunlar Avusturya'dan daha hızlı oynuyorlar. Daha çabuk çıkıyorlar ve daha kreatif oyuncuları var. Ama hocam vallahi Avusturya daha iyi takımdı sanki kim? Yani. Yok bak. Yani onlar yani? Takım olarak iyiler. Bunlar hem takım olarak iyi hem de kreatif oyuncuları fazla. Yani birebir hocam orta sahada ne o adam bir tane var ya çok iyi adamları var bunların orta sahadan geliyor gole giden Hollanda'nın. Gakpo mu? Yok. Değilir o önde onlar. Bir 24 numaralar var anladım ki uzun boylu bir çocuk. Sabay mı neyse işte bir aile. Simon. Yok ya. Hollanda'nın en iyi adamı hemen o ya. Şu an en formda orta... Gakpo var kenarda kanat oyuncusu. Onu demiyorsunuz. Bergwijn mı? Say takımı say. Rinders. Yok. Schouten. 24 numaralar. Schouten. Yok. 24 numaralar. Evet. Neyse. O var. Bir de bir tane daha var ortada. İkisi beraber oynuyorlar. Depay var. Depay da sağ değil hocam. Ucunda orta sağ. Tamam da ama hücuma yönelik oynuyor. Santrafor mu oynuyor? Santrafor'un maçı mı oynuyor? En üstte oynuyor. Eyvah. Adam en üstte oynuyorsa kötü. Melih'in oynaması. Ya bunlar var ya. Bizden de kusura bakmasın bizim hocadan daha iyi biliyor bu cezayı veren disiplinciler biliyor musun? Bizim hocadan kusura bakmasın. Yani bizim hoca da UEFA gibi ceza verdi zaten Meri'ye. Bizim medya sağ olsun bu Meri'yi şöyle kötü böyle kötü diye. Şunu anlatmak ciddi söylüyorum lazım. Yani hocam, adamı oturtturdun arkadaş sinirleniyorum ya hocaya. Koray biz tabii orta sahamızı bir kere çok fit tutmamız lazım. Gene sıfır olacak yani santrofor dönerli işte Arda dönerli serbest oynatacak. Başka türlü oynatmıyor, oynamıyor da. Şimdi Depay, hoca söyledi orta saha deyince ben diğer orta sahadaki isimleri saydım da. Depay, tabii ileri uçta oynuyor. Depay'ın en büyük özelliği hocam hızlı olması, top tekniği yüksek. Araya kaçırmaya çalışacaklar. Ake çok soldan formda. Geliyor bak, Ake soldan geliyor, Gakpo önünde. Zaten sol tarafları bayağı iyi. Bu tarafta Dumfries de öyle. Tabii diğer tarafta. Adam yani hızlı bu. Tabii. Trenler gibi gidiyor geçen yani. Geçen turnuvada da öyle. Çok güzel. Dikkat çekmişti bakma zaten. Biz geçen maçta Ferdi falan çok iyi oynadı diyoruz. İlk defa Ferdi'nin arkasını kapattı. Çocuk koşma mecburiyetine kalmadı fazla. O da 50 dakika falan. Ondan sonra zaten şeyimiz bitti. Fiziksel olarak konumuz bitti. İrfan tamam top tutabilirsin, top sende kalabilir ama çok gitgeli fazla olacak. Çok fazla hem topla hem de rakiple mücadele edeceğiz. Çok fazla itiyorlar seni. Bizim gene kontratak inşallah o topu kazandığımız topları iyi kullanırız da hücuma çıkarken bizim en büyük sıkıntımız önde top tutamıyoruz. Maalesef. İşte oraya getirecektim ben konuyu. Siz açtınız madem devamını konuşalım. Şimdi izlerken de maçı bizim milli takım topu kaptığında bir futbol hücumu değil de basketbol hücumu gibi görüyorum ben. Bizim atakları. Ne demek istiyorum? Fast break diye bir şey vardır ya Özlücüğüm. Adam reboundu alır, sana verir, alırsın. Topu hızlı bir adamsa driplingle potaya kadar gider. Basketbolda bunu yapabiliyorsun. Adam hızlı ve yetenekliyse de futbolda şu bölgeden yani kendi yarı sahandan aldığın topu karşı kaleye driplingle götürebilme ihtimalin neredeyse sıfır. Yani yapan adam zaten tarihe geçiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu Kenan bizim Kenan'dı, Kerem'di. Yani barıştı. Bak şimdi biz bunu çok hızlılar ama bir istasyon aramıyorlar mı ileride? Ya bir şey söyleyeceğim. Romanya maçını seyrettim. Romanya bile pozisyona girdi ya.
Romanya takımı. İlk 10 dakika. Doğru. Neyse yani sonra arada bir tek tük 2-3 tane daha var pozisyon, tamam mı? Yani şeyde bizimkiler, biz gol atarız ya. Korner atar. Bu sefer inşallah Samet atar. İnşallah. Veya Abdülkerim atar. Onlar da çok. Ben Abdülkerim'den şey yapıyorum. Zaten ilk attığımız golde dağıttı Abdülkerim ortalığı, biliyor musun? Olmasa gol olmaz. Evet. Şimdi bu biz gol atarız. Biz de önce biz güzel bunlara nasıl Avusturya maçına çıktık ki orada da Mert'in bir iki tane %100 kurtarışı vardı. Daha en sonki pozisyondan hariç. İkinci devre. Tabii. Doğru. Bir tane çaprazdan var ilk yarı. Bir de ikinci yarı gene karşıya var. İki tane şeyi saymıyorum. Buna rağmen girdiler. Şimdi bunlar da girebilir ama biz gol yemeyelim. Biz golü buluruz. Bak atarız. 1-0 olur ama 2-0 olur. Tamam mı? Ama 1-0 bitiririz. Gol yemeyelim biz. Ama bizim bu orta saha, bu dirençli orta saha. Bak ondan sonra mesela Okay çok kaliteli bir futbolcu ama ağır arkadaş. Olmaz. Sonradan koydu, eyvah dedim, gözlerimi kapadım yani. Yani Okay'ı koy ileri 10 numara gibi oynat. Kaliteli ayakları var, gole gidiyor, şut atıyor, kafa Okay. topları var. Okay. Ama arkada 6 numara, 8 numara. Okay 10 numara oynar mı hocam? Ya öbürü hiç oynamıyor ki zaten. Oynarsa rakipten oynar yani. Ben ona girdiği zaman güvenemem, kusura bakmasın, 6 numara güvenemem. Bizde ne istiyorlar biliyor musun? Eskiden de vardı bizde. Bir 6 numara vardı, al gülüm ver gülüm, onu alıyor, buna veriyor. Orada çabuk adam lazım, İsmail gibi, Salih gibi, tamam mı? Ok gibi gidecek adam lazım. Bunlar zaten hepsi süratli. Kademeye girecek adam lazım. Bak Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmiyorlar falan. Nerede bir maçta var ya, 6 pasın oradan %100 golü çıkarttı. Kimse farkında değil. Farkında değil yani. Bizde orada 3 çabuk adamlar lazım. Şimdi burada kafa toplarında mesela biz iyiyiz. İnşallah bir aksilik olmaz, burada onu söylüyoruz ama... Yani Samet de Abdülkerim de çok iyi kafa toplarında. Ama penaltı yaptırabilirler. Onları, ona bakmak hocam lazım. Kırmızı kart görebilirler. Bunlar ceza sahasına girdiği zaman, çıktıkları zaman o kadar vücut çalımlarını çok iyi yapıyorlar ki burada da biz dağılabiliyoruz. Hemen yani penaltı dedin de oradan yola çıkıyorum. Çok çabuk oraya girebilir. Yani işte Kaan biz, hocam, Kaan dediyse dedin ya, Kaan oralarda şey yapabilir. Orta sahada biz sadece dirençteyiz ama topu oyunu kurmak, oyunu yavaşlatmak, topu iyi kullanmak da orada bir zaaflarımız var. Hocam, sıkıntılarımız hocam var. Nerede öyle bir adam ya? Ya ama işte. Şimdi ben bak sabah yine oğlumla konuşuyorum. Dedim ki, bizim Efe dedi ki bak o da şey, sever böyle şeyleri. Ya dedim ki işte biz 6 numara, 8 numara. Ya tamam diyor ki. Düşünceleri güzel de bizde öyle adamlar yok ki. Hem oyunda girsin gelsin, gitsin gelsin. O vakit böyle, biz neyi konuşuyoruz hocam? Futbolu tamam. Konuşursak neyi konuşacak? Ya şey neden biz o yok, vakit? Yok. Neden hocam? O tüpte neden adamımız var mı abi? Hem gidecek peki, gelecek savunma ileride Fred gibi. Biz o vakit kendimizi nerelerde görüyoruz? Madem bunları yapamıyorsak. Bir dakika ama işte. Tesadüf mü diyeceğiz yani? Akıllı bir taktik yaparsak bunlar hocam. Sen de mükemmel bir şey istiyorsun. Ya inşallah öyle bir olur da. Öyle bir adamımız varsa söylesem mi? Hocam kusura bak. Bakma da yani biz bu ya, kadar imkanlarımız varken, bu kadar imkanlar 85 milyondan bahsediyor. Biz de bir top oynayalım hocam, çıktığımız zaman. Tamam. Yani kavga etmeyelim. Biz hakikaten topla kavga ediyoruz ya. Ya biz yok, her maç böyle ecel teri dökmek zorunda mıyız? Ben taraftarın sesi i̇şte olayım. Şimdi Çekke maçında tırnaklarını yiyerek maç bitiriyoruz. Avusturya maçında sürekli baskıda baskı, insanların şey nabzı falan yükseliyor. Yarın da aynısı olacak. Yarın da mı aynısını izleyeceğiz? Aynısı bunu olacak. İzlemek yani, zorunda mıyız? Şey söyleyeyim ya, tamam Yunan, turu geçelim güzel Yunanistan de. Yunanistan şampiyon oldu değil mi? Avrupa şampiyonu. Nasıl oynadı? Otobüs. Ya o şey Portekiz oldu biliyorsun. Evet. 0-0, 1-0 bilmem ne abi. Ya önemli olan burada ne yapmak? Şampiyona da bambaşka bir şey var. Turnuva farklı diyorsun. Turnuva bambaşka. Ama hocam şöyle bak, Yunanistan kilitliyordu. Yunanistan kilitliyordu, neredeyse pozisyon vermiyordu. Biz kilitlediğimizi zannediyoruz ama her maç ya Mert süper. Ya direkten dönüyor. Gürcistan maçı şey direkten ya, dönüyor. Ya bu bak, maçta Mert tarihi kurtarışı imza atıyor. Bir tane başkanımız vardı, Allah rahmet eylesin. Derdi ki ayranım budur. Yarısı sudur. İçersen de budur, içmesen de budur. Bitti. Bizimki bu kadar. Elimizden gelen olabilir hıdır, en fazla elimden bu gelen budur. Bitti. O vakit şöyle yapacağız. Ne fazla abartacağız ne de yeriyeceğiz. Tamam. Gidebildiğimize kadar. Zaten yanlışı hocam var. Biraz evvel hoca da söyledi, ben geçenlerde burada hep de yayınlarda söyledim. Forvetimiz olsa bizim, biz bu kadar baskı yer miyiz? Kim? Bizim forvetimiz olsa, net bir 9 numaramız ileride olsa, Cenk, Bertu. Baskı gene yersin. Gene bu kadar yine baskı yer miydik baskı? Fazla gitme gelmezler. Stoperler bu kadar fazla gelmiyor. Şeyde Avusturya maçının neredeyse ceza sahamızın içine girdiler ya. Tabii. Ama şu var. Biz oyunu kuran bir takım değiliz. Hiç olmadık da. Hiç olamıyoruz da. Bizim en büyük sıkıntılarımız o.
Lig takımlarında da bunu, Avrupa şampiyonalarında yaşıyorsun zaman zaman. Biz kuramıyoruz. Biz sadece rakibi rahatsız etme, rakibi hem kovalıyorsun, hem top kazanacaksın, hem oyun kur. İmkansız böyle bir şey. Yapma şansımız olmuyor. Biz ama ne var? Bu kadronun içinde çok süratli oyuncular var. İşte Kenan bir tarafta, Kerem bir tarafta, Barış bir tarafta, patlayıcı güçleri mükemmel. Evet. Bunları ne şekilde kullanırız ama bir topu tutamıyoruz ki. Bak, topu, bak atıyorum, pardon tamam, hocam. Tamam, orayı değineceğim, sen söyle. Nasıl tutacağız topu? 50 saniyede topu, 50 saniyede topu kazanıyorsun, 2 saniyede topu tamam, kaybediyorsun. Tamam, hocam, nasıl topu nasıl daha fazla tutacağız? Ne güzel söylüyorsun ya bak. Şimdi hocada hem hocanın söylediği cevap vereyim hem sana. Şimdi şey ne yaptı biliyor musun Almanya maçında bu hoca? Hani evet. Onu da övüyüm yani bir yere az da kızıyorum. Hazırlık şeyden. Maçından bahsediyorum. Hazırlık 3-2 yendi maçtan. Sağ önde İrfan, Can Kahveci, Santfor gibi Yusuf Yazıcı. Her topu tuttular ya. Tık tık tık. Mükemmel. Yani bir şey söyleyeyim mi? Aynı o şekilde. Öyle top saklayacak bir adamımız yok bizim şey. Bir Cenk var yani şeyde. Bizimkiler ne Barış'tı, ne Kenan'dı, ne şimdi kim? Arda var şimdi. Bir de onlardan birisini koyarsan ileri. Ona takviye lazım ama işte. He? Tamamlayıcı Arda'ya, tamamlayıcı oyuncu. Neyse hocam ama onunla en azından birlikte topu tutma. Ben mesela var ya İrfan veya Yusuf. Yusuf top tutmada Yusuf daha iyi. O maçta. Ama Santfor gibi. Hocam. Bak Galler maçını oynatmadı. Sonra birisi mağlupluk, sonradan Yusuf koydu. Rahatlıyorsun. Biliyor musun? Mükemmel bir teknik. Topu saklama falan. Anca öyle olur hocam. Ama ne var şimdi öyle de ona alan verirlerse onları biz topu tutuyoruz, ediyoruz. Burada bu turnuvalarda alan vermiyorlar ki, dönemiyorsun hocam ya. Hocam. Döndürmüyorlar. Hocam o saklıyor hocam ya. Ben şimdi başka bir Yusuf'u, şey sorayım. Onu da yapan evet, atmayalım. Döndürmüyorlar. Yusuf'u, kusura bakma. Dönmesin hocam Yusuf'u. Yusuf'la bak mı başlayalım o zaman? Ben Yusuf'la başlayalım. Ben tahmin etmiyorum. Şeye bak. Yusuf, ben de ya, ihtimal yapmam vermiyorum ama da. İrfan veya Yusuf bak söylüyorum. İleride top Arda var şimdi. Arda, Barış, Banko zaten oynamaz Banko, mı? Banko evet. Ya İki Yusuf, tane ya fazla İrfan olmaz. İki tane fazla. Yok hocam öyle çıktık. Almanya tane oyna. Almanya'da da öyle. Almanya maçı farklı. Sen hocam, hazırlık maçları gitti. Şey Avusturya'dan hocam da atıyorum. Birkaç altı mı yedik Avusturya'dan? Tabii. Hocam, orada bir şey darmadan bir o, oyun darmadan vardı. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yusuf oynattı ya. Orada Almanya maçını söylüyor. Hocam bir baskı yedi Yusuf. Ulan dedim ki nasıl topu saklıyor biliyor musun? Vay anasını dedim ya. Bu Yusuf'a bak ya. Peki bu İnanılmaz Almanya mıydı? 4-5 kişi. Oynadığımız takım evet, bu Almanya mıydı? Bu Almanya. Bu Almanya mıydı? Bilmem, baskıyı söylüyorum ben sana. Kime oynadı bilmiyorum bu Almanya'da o gün. Bir baskı yapıyorlar. Santfor'da bu arkası dönük. 3-4 kişi. Ya orada topları saklıyor. Bırakmadı. Müthiş diyorum ya. Ya hayret ediyordum Yusuf'a bak dedim ya. Yani gözüme çarpanı söylüyorum ben Yusuf'la ilgili. Desen ki bana şu pası attı, bunu yaptı falan yok. Ama topu saklama açısından var ya. Yusuf hele o yayın orada var ya, bir top aldı bir sefer. 2-3 tane Almanca bir bastı. Kim olursa olsun Alman milli takımı. Ya o topu bir sakladı, hayret ettim. Hocam. Onun için ya ben olsam yani eğer böyle bir şey varsa rakip takımı, ben o kadar Hollanda'yı beğenmiyorum o kadar. Fazla beğenmiyorum. İyi de. Yani bir, o Almanya gibi değil. Ama Yusuf, ama İrfan, Arda, İrfan, Barış. Bizim belli ben şey olur mu? İkiniz de deneyimli teknik adamlarsınız. 2 Temmuz'da oynadık ya biz maçı. Şimdi Ferdi mesela 12 kilometreden fazla koşmuş. Evet. Çok ciddi efor da sarf ettik. Bu yarın fiziksel olarak kalır ama mı? Allah cana ya sen normal de bir Brutus ya. Hani normalde kalır mı? Ya dedim ya yani, bırak böyle yorgunluk falan olmuş. Ya onlar da oynadı. Ya tamam, onlarda da olabilir. Yani değişiklik gerekir mi o anlamda diyorum. Hayır. Örnek veriyorum şey. Kenan mesela yerine ya, yok. Kerem daha az süre aldı. Yok, gibi yok, olur mu? Yok. Bak bir şey söyleyeyim. Ya öbür takımlara bakıyorsun. Hepsi aynı 11'lerle oynuyor. Çok fazla ya bizde sakatlık olmadı. Bizde bu şey var. Bak bizde bu yorgunluk bilmem ne var. Hiç duydun mu kimseden ya? Hepsi aynı oynatıyor. Aynı adamlar oynuyor. Oynar. Ha ne olur son 15 dakikada belki çıkarır bilmem ne. Hani sakatlanmasın falan. İlkay'ı Mitkay'ı çıkarttı mesela. Yoksa tempo ya 3 günde bir maç, 4 günde bir maç rahatlıkla oynar. Bizim bu Türkiye'de var. Antrenörlerin işte sığınma şeyi, limanı gibi o. İşte yorgunluk vardı, yok bilmem ne vardı falan filan. Bıraksınlar bu işi, biz futbol oynadık. Peki ya. Peki bir şuna girelim şimdi. Bizim bir oyun düzenimiz var mı? Eğer var mı hocam? Öyle sorarsak. Oyun düzeni var. Santraforsuz bir oyun var. Evet. Çakılı bir santraforsuz. Arkası işte oradan kurtarırsak, önümüze top atarsak. İşte yani hızlı çıkış üzerine, geçiş oyunu üzerine bir işte planımız var. Kaç kere yapıyorsun onu? Yani çok fazla yapamadık. Ama hep atak yedim. Bak
şeye karşı, Portekiz'e karşı bir oynayalım dedim. Biraz adamlar seni darmadağın ettiler. Hatta yediğimiz goller zaten tırvırı goller. Bir de kaçırdıklarına bak. Esas olması gerekenler. Abi Gürcistan seni ne pozisyonlara girdi ya. Biz pozisyona girmiyoruz. Bizim en büyük sıkıntı. İki tane pozisyona girdik. Bak Çekya maçında. Çek maçında iki tane. İkisi de oranın özelliklerini bilen oyunculardı ve gol yaptılar. Birisi Hakan, müthiş bir vuruşu var. Birisi de Cenk. Dağınık oyuncular orada onu yapamazlardı. Adam ne yaptı? Bir çekti pat bıraktı. Abi, sen... Çünkü santrafor. Santraforla oynamak farklı, santraforsuz oynamak farklı. Cenk, ya gol dedin mi Cenk arkadaş bak. Gol dedin mi şu Cenk. Şu anda öyle Türkiye'de bitti. Tek yani yok başka. Yok arkadaşlar. Cenk beğen, hala Beşiktaş anlaşmadı, kafayı yiyeceğim bir adam arıyor bilmem ne. Ya bu Cenk'ten daha iyi adamı bulamazsın. Şimdi bu, burada benim söylediğim taktik icabı. Cenk'i sonradan koyarsan Cenk yazar. Golünü atar arkadaş. Onu bilmem. Bak atar. Cenk hiç şey yapamazlar ya. Müthiş bir santrafor. Topu alıyor gidiyor. Ya işte golü atması bile. Ya zaten girdiği zaman kim gol atar bizim takımda? Cenk atar. Onun da hocanın da düşüncesi şu. Güvenmiyor. Ben de orta sahayı kalabalık tutayım. Süratli oyuncularım var. Bir tane atarım oraya gider ama işte öyle değil abi. Şimdi sen biraz evvel ne dedin? Tırnaklarımı yiyorum dedin. Böyle mi? Bizim milli takım böyle. İşte vatan millet Sakarya olsa da kaçıracak seni hapsedecek. Bir tane yakalayacaksın. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. Ama bizim oyun düzenimiz bu. Oyun şablonumuz bu. Bu takım kontrataktan başka bir şey oynayamıyor. Ki elinde iki tane de senin çok iyi topu bilen ofansif oyuncu. Hatta 3-4 tane de sayabilirsin. Bunun bir tanesi Arda. Bunun bir tanesi Hakan. Bir tanesi Yusuf. Bir tanesi de İrfan. Ama ne kadar hazırsınız, ne kadar değilsiniz? İşte sıkıntılarımız burada. Tempo nasıl? Stoperlerin oyuna katılımında sıkıntım var. Beklerinizde oyuna katılımında sıkıntım hocam, var. Hocam valla bak gene stoper deyince kapatamıyorsun. Kızıyorum. Sen bu Meri Demiral'ı oynatmadı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sarı kartı olmasa gene Meri oynamayacaktı biliyorsun değil mi? Bu maç yani. Evet. Ya aklıma geldikçe çıldırıyorum ya. Evet. Yani şeyin sarı kartı olmasa Allah razı olsun şeyden yani. Samet'ten sarı kart gördü yani öyle diyorum. Yani bir arkadaş dedi ki ismini tabii söylemeyeceğim de. Bizim maçın kahramanı kim biliyor musun? Dedi. Kim dedim? Samet dedi. Ya oynamadı ya maçın kahramanı. Samet'i de hedef yapmayalım ya, sonuçta. Yok, yani. Hedef değil. Yani. Ya, elinden geleni yapıyor. İyi niyetiyle mücadele çok, ediyor. O kadar çok çocuğun futbol şansı var ki. Abi koşarken top sana çarpıyor. Gidecek yerde sana çarpıyor. Yani şimdi sen hareketleniyorsun. Adam bir vuruyor. Bomboş kale sana çarpıyor. Sen de diyorsun ki aa kurtardı. Ya, ama top şansı. Bir de şansı hoca, olacak. Hoca bak biraz konuşalım da aleyhinde dinliyor musun? Öyle konuştuk mu gol atar o kimse. Mesela kim? Santifor'u mesela bir futbolcu ya işte Mahmut ya şu oynayamıyor gol atamıyor falan dersin. Tak diye gol atar biliyor musun? Bakarsın yarın da şey Samet bir çıkıyor kafayı bir vuruyor hadi güle güle. Yani bizim sıkıntımız biz hakikaten hadi oyun inşallah. Kuramıyoruz yani. En büyük sıkıntımız bu. Oyun kuramıyoruz. Sadece mücadele. Abi 60'tan sonra kalıyorsun. Yok, gidemiyorsun. Bir şey söyleyeyim yani. Ya, rakipleri de yabana atma yani. İşte ben de bir şey bahsediyorum. Ama rakip diyorsun hocam. Bizim çocuklarımız da bakın ne kadar kaç kişi yurt dışında top oynuyorlar. Ama bir milli takım oyun kurgusu yok. Hocam, onu yapamıyorsun. Adam ya bir şey söyleyeyim. Yani kızıyorum hocaya sen bakma yani. Takdir ettiğim de var ama arkadaş ben mi yapacağım onu? Sen mi yapacaksın hocam? Parayı alan o. Veya oraya gelmiş. O yapacak yani. Yazık yani. Bir ya, oyun yaptı. Kuramıyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Doğru dürüst bir takım çıkartmıyor. Sarı kart, kırmızı kart var diye öbürü oynuyor. Şansı hocanın da şanslı. Vallahi şanslı. Diyorum bak Samet oynayacaktı. Şey oynamayacaktı. Sarı kartlı olmasa. Vallahi şanslı. Yani hoca ama burada da baktılar şimdi dediler ki şey hocanın yaptığını biz yapalım dediler UEFA. Meri'yi sos oynatmıyor. Ya birisi ne oyuncuları diyor? Motive etmiş midir? Ya bir yandan önüme de yurt dışından haberler düşüyor. Fransız basını vesaire her yer yazıyor. Hala aynı ezber şeyleri yani tek kalemden çıkmış gibi hepsinin yazdığı şeyler. Ya motive etmez olur mu ya? Ben şimdi işlerimi sıkıyorum ben ya. Yani Allah'ım yarabbim. Yani ya. Tabii şöyle biz tabii futbol yönüne bakalım. Bir oyuncu bütün takım değildir. Bilhassa milli takımlar düzeyinde. Hep ama yapılandan biz yola çıkıyoruz. Yoksa sarı kart da olsa oynamayacaktı. Örnek sarı kart cezalısı. Ama yapılan iş, eylem çok farklı. Biz tabii onun boyutundayız. Evet. Ya tekrardan futbolun içine girersek, biz hiçbir zaman için şöyle bir gümbür gümbür bir milli takımımızı çok zor gördük. Hep mücadele, hep zoraki.
Ya şöyle al takır takır oyuna işte bir özeniyoruz. Bir Avusturya şurada 10-15 seneden beri ya yapılanması. Hocam o da özgüvenle paralel. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunların özgüveni yok mu? Ya, hocam kazandıkça özgüvenin artar. Hocam işte bak, kusura bakma. Abi, yani bunlara özgüveni yok diyemeyiz. Hayır hocam bak. Şu anda bırak 2-3 maç daha böyle oynasın. Özel maçlar. Aynı bu kadroya yakın kadroda. Hocam o zaman daha iyi oynarsın. Şimdi bak, ben şimdi çıkıyorsun. Hocam bak, aldığın mağlubiyetlere bak. 6 tane yedin, bilmem ne yedin, 2 tane yedin, bilmem ne. Almanların hazırlık maçında yaptıklarına bak. Bak, tamam da bak şimdi. Şimdi bakıyorsun, bir ezik çıkıyoruz ya. Sahaya çıkarken acaba mı diyoruz, acaba biz bir gol yemeyelim diyoruz. Ama şimdi birkaç tane galibiyetten sonra adamın özgüveni gelir. Ben o şekilde yürüyüşü değişir ya. Hocam, o şekilde bak, şöyle düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Futbol oyunu belli ya. Ya bu kriterler belli. Bizim zaten senelerden beri. Bakın, no kaç seneden beri gitmemişiz Avrupa Şampiyonası'na? 12 mi? Yok, Avrupa Şampiyonası'na gittik daha önce. Ne zaman gitmedik? Gittik, ne zaman Rusya'dan gittik. Hocam. 2008 miydi? Yok, pardon. Yok hocam, olur mu? Daha Dünya Şampiyonası'na uzun süredir gidiyoruz. Uzun. Bak şimdi, bizim 2002'de gittik. Bizim biz her sene her turnuvaya gittiğimizde bir altın generasyon diyoruz, değil mi? Altın yani, generasyon. Genelde. Ondan sonra bir bakıyorsun o generasyondan hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Haydi tekrardan bir 5 sene sonra gidiyorsun, yine bir generasyon yaratıyor. Bunlar bak, bunlar hakikaten Avrupa'nın elit kulüplerinde top oynayan oyuncular hocam. Bunlardan biz bir şeyler çıkartmamız lazım. Bir oyun felsefesi ortaya çıkması lazım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bak Avusturya'nın hepsi dışarıda oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler de bak içeriden, şimdi şu anda transfer var değil mi içeride? Bizim. Evet. Bir tane Oğuz'dan başka var mı bir adam alacakları, büyük takımları? Yok. Havuzda kimse yok. Niye? Futbol yetişmez. Biz hala oradan buradan yapıyoruz. Oynayanların çoğu şeyde. Pardon, lafımı geri aldım. Gurbetçi. Konuşmuyorum. Ne? Gurbetçi hocam. Ya lafımı geri aldım. Senin yetiştirmediğin oyuncularla biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onları da milli takıma geldiğimiz zaman yerin dibine sokuyoruz. Evet. Mahvediyoruz oyuncuları. Aynı şey hocam. Millet yanlış anlayacak. açıkça konuşalım öyle de vakit. Biz niye buradan çıkartamıyoruz? Avusturya nasıl çıkartıyor da gidiyor? Ne oldu bak, ne diyorum? 15 sene zarfında bir ekol çıkarttılar ortaya. Bir takımın işte hocam, bir takımın bak, bir takımın hazırlanması bu Ralf'le birlikte başladı. O markanın başına geçti. O markayla birlikte de Almanya'da da Leipzig'le birlikte bir şeyler çıkan hazırlamış. Futbolcular planlı bir yapılanmanın ürünü değil diyorsunuz. Öyle siz, değil mi? Söyle bana, var mı öyle mi? Ya kendi hocam, yeteneklerine çıkan oyuncular. Bak bravo. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi 11 saat kuralı diye bir şey var. Yani tecrübe her şey. Aşağıdaki şey ne yapıyorlar biliyor musun? Üçüncülükteki takım sayısını indiriyorlar 14'e ki yukarıdakiler fazla para alsın diye. Vallahi ikincülüktekileri indiriyorlar. Maç sayısını indiriyor adamın. Ya bıraksana oynasın adamları. Ondan sonra şeyde falan yaş tahtisi koyuyorlar. Neymiş, gençler oynasın. Ya kardeşim hakikaten sen bunu, ya böyle bir saçmalık yok. Şey ya sen adamları maç oynayacak, 50 maç oynayacak organizasyonu yapmazsan futbolcu yetişmez. İlk kere 2-4 bitti. Sen adamları kıs, tamam mı? Ya bindiği dalı kesiyor bizimkileri. Ya şunu söyleyeyim sana. Şimdi Beşiktaş diyorsun ki işte şunu alıyor 10 milyon euro, bunu al 20 milyon euro. Ya bunlara var ya birer milyar dolar ver. Bak birer milyar dolar, onun hepsini harcarlar. Hepsini vallahi diyorum. Harcarlar kardeşim. Sen aşağıdan adam yetiştirmeye bak. Üçüncülükten, bal liginden. Bal liginde var ya 14 takım var. Geçenlerde 10 takım vardı. 18 maçta bitiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl futbolcu yetişecek? Dostlar alışverişte görsün. Hala da bununla ilgili bir çalışma yok. Başkana da söyledim, federasyon başkanına. Ya dedi ki bak para veriyorum da bak şunu söyleyeyim. Dedim ki bal ligi de 3. ligi birleştir. Ama dedi ben 3 milyon para veriyorum falan filan. Ya dedim ki para mı istiyorsun? Kaç tane bal ligi takım var? 150 tane. Şimdi desen ki ben 150 tane takım alacağım sırayla. Tamam mı? Ama bana 5'er milyon vereceksiniz. Yemin ediyorum kuyruğa girerler, bakanlar devreye girer biliyor musun? Aman bizim takımı al, şunu al, şunu da al diye. Al işte sana 150 takım, 750 milyon para. Söylüyorum, yap onları, oynattır bölgesel. Ya Edirne, 50 defa söylüyorum. Ya Of'ta ne işi var Edirne'nin ya, Edirne Spor'un? İnegöl Spor bilmem şeyi, ta Ağrı'da ne işi var arkadaş ya? Nazilli Spor'un bilmem nerede. Bir ara öyleydi. Yap bölgesel. Yap bölgesel 50 maç oynasın. Ya İngiltere'de 24 takım var biliyorsun. Championship'te, evet. Birincilikte, ikincide. Yap 24 takım. Oynasınlar. Hay, doğuda takım yok diyorlar. Atıyorum bir kere. Var da. Ya Azerbaycan'da 4 defa oynuyorsun. Darılır mı? Gücenir mi? Önemli olan burada futbolcu yetişmesi. 4 defa oynat arkadaş. Yani
Bir ara öyleydi. Yani hocam yapın da işte nasıl futbolcu yetişecek? Fakat bir önerim var mı hocam? Başka var mı? Zaten yani başka yok. Hocam 50 şimdi, maç oynasın adam. Yani şöyle yetişenler şimdi diyelim şu anda Türkiye'de en rövanşlı olan kim? Barış değil mi? Evet. Barış'ın bir alt kademeden geldi. Ondan evveliyatına bak gel. Kerem. Daha 3. serisinde toparladı kendini. Bravo. Bir şeyler öğrenmeye çalıştı. O da üst seviyeye geldiğiniz zaman altta çok var oyuncular. Bravo. Bakın, aynı Türkiye'de altta çok oyuncular var ama biz daha hala farklı bir şey. 25 maçta adamları öldürüyor. 50 maç önce 25 maç oynuyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bak antrenör, hakem, futbolcu Avrupa'nın 5 senede edindiği tecrübeyi biz 10 senede ediniyoruz. Çünkü az maça çıkıyorlar diyorsunuz. Ya tabii ya hepsinde aynı. Sebep ne biliyor musun? Üst taraftakilere para. Ya kardeşim bunlara para yetişmez. Onlar da haklıdır. Ben bir şey demiyorum. $1 milyar verseniz. Vallahi billahi harcarlar. Yemin ediyorum harcarlar. Ya zaten bir onların yarışma. Sponsorları falan yetiyor. Aldıkları paralar yetiyor hocam. İki tane topçu sponsoru da alıyor. Yeri geliyor oraya para vermek için. Yani bunun altından kalkamayız. Biz milli takımımıza iyi bir futbol oyununla birlikte dinamik oyunu yerleştirmek için çok iyi eğilmemiz gerekiyor. Ama hep biz bunları söylüyoruz. Lafta kal, hep generasyon çıkıyor bizde. O generasyonlar evet. Bir dönem çıkıyorlar. 10 sene sonra gelebiliyorlar. Çoğu da araya gidelim. Çoğu da sonra bu konu bitmez yani gurbetçi, çünkü. Güvenç Kurtar ve Mahmut Alparslan'la sohbetimizi sürdüreceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Spor gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Mahmut Alparslan'la birlikteyiz. Almanya'ya uzanacağız. Hocam seni izleyenler var. Sana uzanalım. Sen söyle onlara hemen Emre Kaplan'a gidelim. Ya, yanında konuğu var çünkü. Ya, Cem Özkütü'ye buradan bir selamlar. Ekibine Güngör Aydın, Murat, Oktay, Mehmetoğlu, Metin Çetin, Gökhan. Buradan hepinize selam söylüyorum. Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına selamlarımızı iletelim. Almanya'ya uzanacağız. Emre Kaplan yanında da önemli bir konuğu var. Killa Hakan, Türk Rap'inin önemli isimlerinden birisi. Emre söyleme fırsatı bulur bulmaz ama Kreuzberg'de Türklerin ırkçılığa uğradığı o karanlık dönemlerde bu ırkçılığa karşı arkadaşlarıyla birlikte bir olup tepki gösteren önemli gruplardan birisiydi. Ardından da Türkçe rap'e de şekil verdiler. Emre ben fazla uzatmayayım lafı, çok selamlarımızı söylersin. Söz sende. Çok teşekkürler Koray Baloğlu. Berlin'deyiz, Kreuzberg'deyiz ve çok da buraya geldiğimizde çok da sürpriz olmayan bir isimle birlikteyiz. Killa Hakan'la birlikteyiz ki pas atarken şöyle söylediler abi, üstümde kalmasın. Türklerin burada ırkçılığa uğradığı dönemde çok fazla mücadele vermiş ve grubuyla bu konuda çok fazla emek sarf etmiş biri olarak anons ettiler. Bunu da seninle paylaşmış olalım. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için abi. Ne demek, severek tabii ki ya. Severek yani. Abi Kreuzberg'deyiz. Türkler burada çok fazla ve buranın sembollerinden bir tanesisin aslında. Yani biz Türkiye'de en azından öyle takip ediyoruz. Önemli bir Avrupa şampiyonası var. Türk taraftarlar çok heyecanlı, çok mutlu. Genel bir görüşünü rica edeceğiz. Onu dinlemek isteriz senden abi. Burayla alakalı genel görüşüm. Burayla ve Avrupa şampiyonası ile alakalı. Vallahi çok seviniyoruz. Buraya kadar geldiğimiz çok güzel. Harika yani böyle. Şimdi Hollanda maçına inanamıyorum neler olacak yani. Ama Türkiye'de oynanacakmış gibi olacak. Onu size şimdi söyleyebilirim. Başarılar diliyoruz. Son nefese kadar savaşacağıza inanıyorum, savaşacağımıza. Bırakmayacağız hiçbir şey yani. Her şey zor olacak ama alacağız bence yani. Ben diyorum, benim düşünceme göre herhalde uzatmaya gidip uzatmada alırız. Bir 30'a kadar öyle fazladan bakmış oluruz, güzel olur. Öyle görüyorum. Bakalım heyecanlıyız yani. Abi burada nasıl yaşanıyor peki turnuvanın atmosferi? Çünkü gerçekten zaman zaman ayrımcılığa uğradığımız bir yer Almanya. Hı. Türk vatandaşları olarak ve bizim için biraz kendimizi ifade etme olanağı da oluyor bu tip organizasyonlar. Hı. Burada nasıl yaşanıyor? Neler hissediyor insanlar? Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi onlara biz artık alıştık yani. Şimdi artık eskisi gibi sokakta şey değil, politikal dönüyor olaylar. AfD şimdi Almanya'da ikinci en büyük parti oldu. Artık olaylar böyle yani. Herkes sokakta artık olaylar olmuyor. Politikayla bitiyor işler. Ama yabancılar oturmuş artık. Bak burada bütün gördüğün dükkanların hepsi Türk dükkanı. Hani çoğu Türk yani böyle. Hep yabancı dükkanlar. Vergi veriyorlar Almanya'ya. Burası tabii
senin de aslında şarkında geçen bir ifadeydi abi. Evet. Kreuzberg City, küçük İstanbul. Evet. Gerçekten biz de geldik. Belki sen eskisi gibi olmadığını söylüyorsun ama burada tahmin ediyorum ki bu Avrupa Şampiyonası çok daha başka yaşanıyordur. Aslında biraz daha onu sormak istiyorum abi. Buradaki atmosfer, yani turnuva esnasında neler hissediliyor, nasıl bir duygu durumu oluyor, bunu da sormak istiyorum. Ya görüyorsunuz herhalde her maçtan sonra sabahlara kadar burada millet yatamıyor. Bizimkiler coşkulu yani, coşuyor. Seviniyoruz, seviyoruz, kutluyoruz her türlü elimizden geldiği kadar. Fazla çerçeveden dışarı çıkmamak şartıyla. Yani seviniyoruz, onu da işte kutlamak istiyoruz. O da biraz belki bazen fazla şey olabiliyor. Ama çerçeve içinde yani. Kimsenin herhangi bir canını falan öyle acıtmadan, yakmadan öyle. Ben geçen havayı fişek patlatmıştım yani. Öyle gibi. Bu görüntüler biraz sosyal medyada konuşuldu abi, maç sonu kutlamanız. Ya işte çok şeyler yazıldı da ben ne diyeyim yani. Normal bir şey, havayı fişeğin bir şeyi yok ki. Adam herhangi bir şeyde onu koyup kutluyor. Ben de onu yaptım yani. Koydum mahallemin sokağına. Patlattım havaya, öyle kutladım yani. Kimse de bir şey demedi. Peki Hollanda maçından sonra var mı abi bir kutlama hazırlığımız? Benzer bir kutlama görebilir miyiz? Herkes çok heyecanlı, çok hevesliyiz, heyecanlıyız. Sizin böyle bir planınız var mı abi? Vallahi Hollanda'yı yenersek çok acayip olur yani. Onu şimdi diyemiyorum bile yani. Onu yaşamak lazım. Maç bittikten sonra biz yendik ya, o dakikadan sonra diyebilirim ne olacak. Şimdi böyle heyecanlıyım yani, tek onu diyorum. Başka bir şey diyemem çünkü yenilirsek de çok üzüleceğim. Onun için yendikten sonra konuşmak istiyorum böyle. Coşmak istiyorum yani. Abi şöyle bir hayalin var mı peki? Mesela şampiyon olduk, Avrupa şampiyonu olduk. Çok çok büyük bir başarı olacaktır. Bu tarihe geçecek bir başarı olacaktır. Bununla ilgili bir şarkı, kendi sanatının çerçevesinde bununla ilgili bir kutlama içeren bir şarkı ya da böyle bir düşüncen var mıdır? Vallahi şarkı düşünmüyorum çünkü zaten o zaman tarih yazılmış oluyor artık. Kendi kendini yazmış oluyor tarih. Çok güzel olur da ona bir şarkı gerekmiyor yani. Şarkı yazılmış oluyor. O anda zaten 2024 senesinde Türkiye Avrupa şampiyonu olmuş oluyor ve bu bir tarih oluyor zaten. Ona daha hiçbir müzik, hiçbir şey gerekmiyor yani. Kendi güçleriyle, futbolcular emekleriyle son nefesine kadar savaşarak almış oluyorlar. Ve bu çok gurur verici bir şey olur yani. Çok seviniriz. Harika olur yani. Merih'e verilen bir ceza var. Takip edebildiğiniz mi bilmiyorum. İki maçlık bir ceza verildi. Bozkurt sevincinden dolayı bugün açıklandı. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Vallahi ben politikal hiçbir şeye karışmıyorum. Ben her şey güzel olsun diyorum. Herkes kardeş olsun. Hani saygıya saygı olsun diyorum. Ben onu diyorum. Başka öyle politikadan ben pek anlamıyorum. Hiç ömrümde hiç girmedim politika işlerine yani. Çünkü ben hep grupta böyle büyüdüm yani. Gençken de hep böyle herkes vardı. Her tür insan. Kimse kimseyi ırkından dolayı yargılamıyordu. Hep kardeşçe büyüdüğümüz için ben hiç politikal şeylere bir şey not vermiyorum yani. Sadece her şey güzel olsun, herkes saygıya saygı versin diyorum. Onu diyorum ben yani. Peki abi, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Türkiye ile Almanya'nın karşı karşıya gelme ihtimali olursa oradaki hisleriniz, duygularınız nasıl olur? Bu da merak edilebilecek bir şey diye düşünüyorum. Vallahi hiç oraya düşmek istemiyorum. Benim tek istediğim şey mesela, eğer öyle bir şey olacaksa Almanya bir gün İspanya'ya yenilsin derim yani. Öyle olsun bari, İspanyollardan daha değişik olur. Çünkü Almanya'da sonuçta burada doğduk büyüdük yani. Ne kadar da şey olsa Almanya'yı da tutuyorum ben yani. Çünkü ben çocukluktan beri de hep tutarım Almanya'yı. İyi altyapısı var. İlkay orada oynuyor. Her zaman Türkler oynadı yani Almanya'da. Onun için Almanya'ya düşmesek daha iyi olur. Yani eğer öyle bir şey olacaksa bir gün Almanya çıksın. Onu derim yani. Karşı karşıya gelmeyelim diyorsun abi. Ya artık sonuçta gelirsek de ne yapalım yani. Bakacağız maça zevkle. Bakalım o zaman nasıl olacak. Mesela ilk ay falan onlar için de acayip olur yani. Onlar da şaşırır tabii ki bir anlık. Ama oynarlar tabii. Hakkını verirler maçın, öyle şey yok. Mesela Özil de zamanında Türkiye'ye gol atmıştı. Mecbur oynuyorsun yani. O da senin şeyin oluyor işte. Ama olmasa daha güzel olur. Olsa da çok güzel olur. Şimdi acayip bir duygu ya. Duygular karışık. Anlatılacak gibi değil vallahi. Bu maçı geçelim de orasını düşünürüz ondan sonra. O kısmı sonra planlarız diyorsunuz yani, abi. Bugünkü, yarınki maçı geçelim, gerisi hepsi olur yani. Var mıdır abi skor tahminimiz, bir düşüncemiz, beklentimiz yarınki maça dair? Şimdi ben böyle bir arkadaş geldi bana, dedi bak Toto diye bir şey var böyle. Herhalde Türkiye'de maç golik diyorlar. Bana gösterdi, böyle Türkiye'ye 5.80 veriyor, Hollanda'ya 1.80. Normalde ben öyle şeylere baktığım zaman, biri gösterdiği zaman yani demek oluyor ki %100 yenilecek. Çünkü 5.80 vermişler Türkiye'ye. Ama işte sonuçta o sahada belli olacak. Yani ben en azından diyorum ki bir uzatma olsun yani. O uzatmadan sonra
alalım maçı. Öyle bir şey diyorum. Bari hani öyle olsun yani, öyle alalım diyorum. Bakalım, Hollanda da güçlü bir takım tabii, biliyoruz. Bir de bizde galiba oyuncu eksikleri var. İsmail olmayacak, Orkun olmayacak, bir de Merih de olmayacak bugünkü kararla birlikte. Yani bu da bir şey sayılır yani. Onun için bakalım, çok heyecanlıyım vallahi. Ne desek şu anda bilmiyorum. Sadece tek bir şey biliyorum, sonuna kadar savaşmalıyız, son nefesimize kadar. Bunu yapmalıyız. Abi şu ana kadar peki turnuvada performans gösteren oyuncularımızdan sizin dikkatinizi çeken, özellikle beğendiğiniz, performansından mutlu olduğunuz biri var mıdır? Onu da sorayım, yavaş yavaş toplayacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Futbol takım işi. Yani bir kişiyle olacak iş değil. Bütün takım çok güzel. Bütün takım çok güzel olduğu için her şey yürüyor. Tabii mesela şimdi bir Arda Güler gibi süperstarlar görüküyor genç yaşta. Dünya çapında herkes Arda Güler ismini biliyor. Hakan Çalhanoğlu mesela gibi isimler. Daha birkaç tane daha var ama ben bütün takım diyorum yani. Bütün takım o gücü veriyor, o güç oluşuyor. Tek kişiden olacak iş değil. Ama isimler var tabii öyle dediğim gibi. Peki yarın bizi nasıl bir atmosfer bekliyor abi? Siz burayı en iyi bilenlerden birisiniz. Berlin'de tahmin ediyorum ki son hazırlık maçında bir 60-65 bin kişi vardı. Yarın Berlin'de bizi nasıl bir atmosfer bekliyor? Ya şimdi benim bildiğim Hollandalılar da çok fazla. Yanacak saha yani. Stad böyle acayip bir atmosfer olacak yani. Bunu görmeye değer yani. Türk olarak bunu görmeye değer yani. Almanya'da zaten dediğim gibi evde oynuyormuş gibi olacak Türkiye için. Hollandalılar da buraya yakın. Onlar da çok gelecek. Onlar da fanatik fan hepsi. Bakalım nasıl olacak. Ama dolu olacak. Türkler dolu olacak yani. Yanacak atmosfer. Hissedeceksin o heyecanı yani. Hissedeceğiz. En başından beri hissediyoruz. Var mıdır abi son olarak eklemek istediğiniz bir mesaj? İzleyicilere, Türkiye'ye söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Vallahi milli takıma çok başarılar diliyorum. Kafamızda bütün her gün onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Milli takım inşallah Avrupa şampiyonu olur diye ben düşünüyorum. Olabilir. Hollanda'yı yenersek artık oluruz herhalde bence. Başarılar diliyorum. Türkiye'ye buradan çok selamlar diyorum. Herkese saygılar, sevgiler diyorum. Çok teşekkür edelim. Biz de saygılar, sevgiler sunalım. Kila Hakan'la birlikteydik. Kreuzberg'in girişindeyiz. O meşhur tabela burayla ikonik hale gelmiş olan ve burayla ikonik hale gelmiş olan Kila Hakan'la birlikte kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Yayınlarımız devam edecek. Sözü tekrar Berlin'den, Kreuzberg'den İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Kreuzberg'e selamlar. Başta Kille Hakan olmak üzere tüm vatandaşlarımıza. Emre Kaplan güzel, keyifli bir röportaja imza attı. Yayının başında da söyledim. Özellikle ırkçılığın sokakta Türklere karşı saldırılarla birlikte devam ettiği dönemlerde orada yaşayan Türkler, genç Türkler daha doğrusu, Türk çocukları, Kille Hakan arkadaşları bayağı fiili de yani mücadele vermek durumunda kalmışlardı. Şimdi ama orada çok kritik bir şey söyledi. Irkçılık artık dedi sokakta yok, politikayla yapılıyor o işler dedi. İnce mesajı da verdi aslında. Her ne kadar politikaya girmiyorum, yorum yapmak istemiyorum dese de üstü kapalı bir şekilde mesajını vermiş oldu. Çok da doğru söyledi yani. Yani bugün Meri'nin yani aldığı cezada mesela bunun net bir şekilde görüyoruz. Dışarılarda yabancı olarak yaşadığın zaman hissediyorsun onları. Ne kadar olursa olsun hissediyorsun. Sen o kadar güzel gülüyorlar ki. Ya sen işte öbürlerine benzemiyorsun, şöylesin de bir dönüyorsun abi, arkandan söylemediklerini bırakmıyorlar. Yani yaşayanlar bilir, sana her şeyi serbestlik verdiler. Bak o bakımdan cemiyetinizi kuruyorsunuz, futbol takımlarınızı kuruyorsunuz. Bütün her şeyi daha sosyal içerikli olarak siz çok açıksınız yani orada. Her şeyi, caminizi kurabiliyorsunuz. Cami yok. Bizim dönemimizde bayram namazlarında kılardık ya salonda. Spor salonlarını kiralardık. Ondan sonra camiler başlıyorsa işte cemiyetler kurulmaya başladı. Her şey serbestsiniz ama. Siz uzun yıllar yaşadınız. Yaşadım ben. 30 küsur sene orada yaşadım. İlk gidenlerden bir tanesiyiz yani. Gençliğimiz, her şeyimiz, çocukluğumuz, her şeyimiz orada geçti. Bütün hayatımız orada geçti. Yarısı orada, yarısı burada. Yani son sizin dönemler... de müzik grubunuz vardı değil mi Mahmut Hoca? Vardı. Biz Almanya'nın hemen ilk Türk. Neydi grubun adı? Sarmaşıklar. 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 Vardım. Gençlik dönemlerinde her şeyle uğraşmaya çalıştık. İşte hocam okulumuz... sen ne yapıyordun? Anlatsana. Ben bas gitar çalıyordum hocam. Davul çalıyordum. Arada sırada vokal yapıyordum. Ya ben ıslık bile çalamam biliyor musun? Şaka söylemiyorum. Bak vallahi ıslık çalamam. Şimdi lisede falan böyle borazan, trompet falan çalamazdım. Borazanı alıyordum dümenden böyle tutuyordum. Hiç, müzik sıfır ya. Müzik, resim bende var. Ama ıslık çalmayı biliyorsunuz. Yok ya ne çalacağım. Sağlı böyle... futbolcu hiç şey yok abi. Sesli. Ya bir de şey hocam, var ya. Hocam o sağdan bağırıyorsunuz ya kenardan. Futbolcu duyuyor mu onu? Yok. Büyük maçlarda duymaz tamam mı? Ama öbür niye taraftan... bağırıyorsunuz o zaman?
Ya o zaman hayır, büyük maçlarda duyurmazsın ki. Ya büyük maçta orada mesela duymazlar. Yerindekine söylüyorsun. Ya, şöyle bir şey var. Ya git şuna söyle falan diyorsun. Veya mesela işaretler vardır. Yapış böyle falan. Tamam mı? Adam oyna. Bilmem ne yap. Şöyle yap. Böyle dur falan. Yani bir işaret edersin falan. Arada dekordan bağırdığın oluyor muydu? Ya bak hoca kenarda çok enerji. Yok ya, ya öyle bir şey olur mu? onu düşünmezsin. Ya hiç düşünmez. Şaka yapıyorum. Geçen ya, müzik gibi ya. Şey geldi. Bir video geldi. Şu şöyle bir hareketim var. Böyle bağırıyorum nedense. Hani duyulsun diye falan filan. Çok falan duydu herhalde. Açılması, yayılmasın diye herhalde. Ne bileyim artık böyle bir şeyim var. Koray var ya, müzik var. Rahmetli babamdan. Babam benim Udi bestekardır. Allah rahmet eylesin. Eski İstanbul Ses Sanatçılarındandır. Yani o tabii onlar virtüözdü. Udi bestekarlar. Ben işte Ahmet Üstünler, rahmetler, Adnan Şanses amcalar, onlarla falan büyüdük hep. Mustafa Kandırıllar, saysa işte kimler sevim tanırekler. Almanya geldiği zaman bize gelirlerdi, bizim evimizde kalırlardı. Onlarla hep işte konserlere falan gidilirdi. Ama biz tabii gençtik, arkadaştık, delilik çağlarımız. Tam batı tarafına, ama hobiydi yani öyle şeydi. Futbol her şeydi. Evet. Futbolla hep. Milli takımı noktalıyoruz. Zaten maça da var. Yine konuşulacak diğer yayınlarımızda da. Kulüp haberlerine geçelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmalarıyla ilgili olarak konuştu. Neler söyledi başkan? Hep birlikte bir bakalım. Galatasaray çalışmalarına Kemerburgaz tesislerinde başladı. Yeni bir dönem Mahmut Alpaslan. Ama yine Flora'ya da dönecekler galiba. Açılış orada yapıldı. Döndüler. Evet. Flora'da yapıyorlar gene antrenmanları. Normal, şimdi oranın zeminini falan bilemezsin. Ne kadar oturdu, ne kadar etti bilemeyiz tabii. Bir de artık... Şu görüntüler nereden hoca? Sen Kemerburgaz. Kemerburgaz. Burası mı? Evet. Orman içi ha? Evet. Evet, Kemerburgaz öyle hocam. Serindir orası hocam. Efendim? Serindir değil mi burası? Orman içi yani. Herhalde yani. Ha? Mutlaka. Daha oksijeni daha boldur. Mutlaka. Herhalde baksana her tarafa ağaçlarla çevrildi. Bizim şirkete yakın zaten hocam, biliyorsun. Havalimanına doğru gider. Evet. Tesisler de orada. Yani İstanbul'un en yeşil bölgelerinden birisi. Şey ne kadar, tesisler ne kadar açıldı, edildi, işte soyunma odalarıdır, yemek, herhalde daha tam faaliyetli değil. Bir ilk başlangıç olarak oraya gittiler. Ama herhalde büyük olasılıkla bütün idmanlar gene Flora'daki. Zaten 9'unda yanılmıyorsam yurt dışı kampı başlıyor. Pardon hocam, Flora'da mı dedin? Efendim? Flora'ya mı geçecekler? Flora'dılar zaten. Şu anda? Yok. O ilk günü toplandı. Başkan dedi ki Kemerburgaz'da açılışı yapacağız dedi. Evet, açılışı evet. Kemerburgaz'da yaptılar ama yine herhalde eksikler var tesiste. Flora'ya döndü. Flora'ya döndüler. Burada Flora'da yapıyorlar antrenmanlar. Ne kadar güzel şurasını baksana, ormanlık ya. Burası biterse çok güzel bir tesis olur. Ama bilmiyorum işte o şeyin, Flora'nın o efsunlu hali olur mu? Orada bilmiyorum. Orası çok farklıydı. Tabii her yerin kendine göre özellikleri var. Burası da işte ağaçlar içinde çok çok güzel bir hocam, yer. Florya da çok güzel ya. Ağaçların içinde ne kadar güzel bir yer yapmışlar ya. Valla kim yaptıysa emeğine sağlık. Müthiş. Peki buranın orası Metin Oktay, burası ne olacak acaba? Burası da Metin Oktay. Öyle aynı mi? İsim. Burası da aynı. Aynı isim devam eder. Bir arkada yazıyor hocam. Yazıyor bak, zaten. Metin Oktay. Ama işte neresi olduğunu anlayamadım. Metin Oktay benim. Batşuayı da görüyoruz arada. Koray, Metin Oktay benim hocam Bursa Spor'da. Allah öldüğü akşam beraberdim biliyor musun Metin abiyle? Yani ölmeden birkaç saat evvel beraberdik. Allah yani, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben o zaman Kocaeli Spor'daydım. Bizim abimin bir çalıştığı yer vardı, Güney abi falan. Oraya geliyordu. Ben çıkıyordum, onu eve bırakıyordum. Oradan da geçiyordum İzmit'e. O gün de gitmedim yani. Ya dese ki bana hadi yürü beraber gideceğiz. Mecburen gideceğim biliyor musun? Vallahi ya kıramazdık ki yani Metin abiyi. Giderken gördüm zaten köprünün üzerinde bir araba, böyle tamiri vardı köprüde. Kırmızı bir araba ters dönmüş ama nereden bileceğim Metin abi olduğunu falan ya. Vallahi bileyim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Burada Kerem'in de doğum günü var. Orada pastedeki şeyler gelmedi galiba. Icardi ile Muslera yok galiba. Daha uzun. Evet. Herhalde kampa katılacaklar onlar. Onlar daha sonra katılacak herhalde. Batshuayi nasıl gördünüz? Fit gözüküyor değil mi? Zaten görüntülerde zaten öyleydi. Zaten öyle. Yok bazen hani kilo aldı döndü denir ya futbolcular için ama şu andaki Batshuayi mi? Evet. Kilolu hocam. Var mı kilo? Var hocam. 5 kilo almış hemen. Yok hocam ya. Vallahi kilolu. Billahi kilolu. 5 kilo çok ama. Bana ne ya? Var mı 5? Var, vallahi var. Bir onu bir öyle, hoca öğrenir. Bu şimdi kaç yeni mi? Transfer burada Zaha, ben sana söyleyeyim. Galatasaray'ın yeni transferi bu sezon Zaha'dan çok kalırsa
Zaha ve şeyden... Hocam bu kilo almış halim, pardon özür diliyorum. Bunu evet. Seval, ileri durdurma imkanımız olursa Batu Şuay'da bir daha sana zahmet. Koşarken tam böyle ortada koşarken geliyor bir, bak. Bakın ortada hocam. Ya yok, tek geliyor böyle, üç kişi geliyor. Seval anlar bak. Ha, tekli bir yerde yakalarsan... Yakalar söylesin. Seval. Zaha bu sezon yeni transfer gibi. Ha, sen bak, burada bak, mesela. Bak. Bak Seval. Bak. Vallahi kilolu, yemin ediyorum kilolu. Sen yok hocam ya, kilolu. Allah Allah, görüyor öyle görünüyor yani. Öyle görünüyor. Ben ne yapayım? Nasıl kilolu hocam? Seval'e sor. Sor bakayım. Seval. Seval sana göre kilolu mu? Değil değil. Seval destek veriyor Güvenç Hoca'ya ama vallahi ben katılmıyorum. Bak, ayrı düşünüyorum. Maldan anlarız biz. Her bravo şey, Seval. Zaha ile Ziyech bu sezon çok farklı bir beklentiler için olacağız. Ziyech kalır mı? Kalırsa diyorum bak. İkisi de kalırsa. Şu Zaha'ya akşam da... transfer raporu var da hadi önden söyleyeyim. Arabistan'dan teklifler var. Ama hep geliyor. İyi para verirse gönderirsin abi, alırsın. Arabistan'dan daha doğrusu arayışlar var da. Yeni mukavele yapmadılar mı? Yapsınlar hocam. Senin olur işte. Evet. Sen de bonservisi şimdi. Parayı verdiler. Herhalde yani. Gider diyorsunuz. Kulübe verecek hocam parayı. 35 barıştan çabuk şimdi. 6 şeyden 41. 10 da buna verseler. 15, 51. Hadi 50'yi patlatalım. 55 milyon cepte Galatasaray'da. Ha? Barış gider mi? Gider. 35 milyon teklif gelse gider. Gider abi, gider ya. 30'a da gider ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu birini sırtına koyar, gönderir başkan Avrupa'ya doğru. Koşaraktan gider. 35 ya bu. Zaten bir daha da bulamaz. Bir bak. Yani oyuncuların yani belli bir dönemi vardı. Bir patlayış dönemi. Allah yakaladı. Bilhassa bizim ülkemizde. Sakatlığı var, şeyi var. Dağlara taşlara. Onun için. Allah'sa gerçi kuvvetli bir çocuk ama belli mi olur ya? Abdülkadir ömürde oldu işte. Her şeyi yaşadı. Kalecide sonra... de oldu. Uğurcan'da da oldu. Uğurcan ama sakat değil de şeydi. Ama Abdülkadir sakatlandı. Uğurcan'la evet. Bir şey olmadı. Uğurcan psikolojik olarak çocuk şey yaptı. Yani bazı şeyleri yakalayabiliyorsun. Yani değerini bulunca vereceksin. Eğer kalırlarsa Koray, ben ikisinden bu sene farklı bir performans özellikle Zaha'dan diyorsunuz. Zaha zaten eğer bir yakalarsa o tempoyu anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz, İngiltere'de yaptık. Hepsi herkes oturur kenarda yani. Barış daha oynar iki kenarda. Hiç başkası... Barış da gider zaten. Barış da giderse o zaman Ziyech'i tutarlar diye düşünüyorum. Şey var, Kerem var. Hocam Ziyech de gitse bulursun yani. Ya, açık çok var. Gidersin Fransa'dan bulursun, getirirsin yani. Param varsa. Oğuz var. Alacaklarsa. Oğuz Aydın. Hocam o da üstüne koyar yani diye düşünüyorum. İşte biraz evvel Kerem'den bahsettik yani, ya. Geldikten sonra kendi gelişimlerini de sağlıyorlar. Bu takımlarda oynamak daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Ta şöyle kolay oluyor. Futbolcu gelişimini açıyor ama tabii baskı çok farklı tabii. Oralardaki baskı da buradaki yanındaki baskı futbolcular çok önemli. Herhalde yani. Şimdi herhalde diyorlar ki birisine ya şu ödüydü, o kötüydü, bilmem neydi. Geçen şeyden bahsediyorlar işte, Muleka'dan, Cenk'ten falan. Ya kardeşim doğru düz bir takım yoktu ki Beşiktaş'ta. Şimdi Cenk'i şey yapayım. Bir gün bir çıktı Demire'ye genç çocuk, Getson. Bir de şey Amorti. Ya bunlardan hangisi pas verir abi? Hele Semih sağdan kaleye vuruyor. Muçu kaleye vuruyor. Cenk Tosun orada nasıl gol atacak? Merak ediyorum. Ben olsam sahaya çıkmam. Vallahi çıkmam. Hastayım, sakın ayağım ağrıyor, çekiyor falan derim. Nasıl gol atacağım ben? Diyorlar ki ya bu formsuzdu veya Muleka. Senin dediğin takımda ya, şeyde Silva'yı da koysan o da der ki ben gidiyorum der. Evet. Şeyi de koy. Icardi'yi koysan var ya, Icardi der ki ne yapıyorsunuz siz ya, ben bir gideyim şöyle bir hava alıp geleyim ya Arjantin'e der yani. Ondan sonra diyorlar ki adam formsuzdu bilmem neydi arkadaşlar. Sen şeyi bırak. Boşver. Şey seyretti mi? Gece yarısı sabaha karşı Arjantin Ekvator maçını. Yok be, seyredemedim. Penaltılara yani kaldı. Bak ne Paredes'i oynattı, ne şeyi oynattı, Di Maria'yı. Farklı bir takımla çıktı. Yalnız Ekvator'da takip ettiğim bir oyuncu var. Hocam, ben... İyi mi? 17 yaşında ya. 17 yaşında. Bak, kim hocam, adı ne? Kime tur attı? Parne mi, öyle bir şey. Turnuvada başladığından beri oynuyor. Ve U20 oyuncusu bakın. Şeyde U20 oyuncusu. Liginde kendi takımında. Del Valle... Bir de Independiente var Ekvator'da. Bu iki yerden oyuncular alacaksın. Bravo hocam, bir şey seneler evvel bak şimdi. Bir tane tanıdığım vardı şeyde. Kazım'ın menajeri. Paranem öyle bir bak, şey ya. Hangi şimdi, bölgede sizin dediğiniz oyuncu? 10 numaraya, 10 numara orta saha 10 numarayı vermişti. Ya Ekvador'un... Ekvator'da. Kayseri'de o mu? Yok ya. Şey... Sanki söyle hocam, ben bakıyorum.
şeyin ekvatorun şeyine yapsana rakımına bir bak, aşağıdan Seval bir baksana ekvatorun rakımına ya. Rakım mı? Rakım. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Ya müthiş. 1117. Kaç? 1117 metre. Az. O en az. Yüksek Bolivya sanki. Ama. Bolivya daha öyle yüksektir mi? Onun. Peru'nun galiba fazla. Arada Bolivya, orada, Bolivya. Ya orada bir takım vardı ekvatorda bir ara. Şey oldu. İşte Amerika Kupası'nı katladılar. Paez. 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 Ya müthiş bir takım vardı Ekvator'un ya. Müthiş. Bir şey takımı, futbol takımı. O 20 dik oyuncusu, takım. Independiente oyuncusu. Del Valle'den almışlar. Independiente 17 evet, yaşında. Evet 17 yaşında. 17 yaşında. Bir takip edin abi. Solak bir de. Ray Kendri Paez Andrade. Independiente Del Valle'de oynuyor. Del Valle. İşte bak alacaksan oradan alacaksın. Orada gidip oradan oyuncuları kapacaksın. Adam turnuvanın başladığından beri oynuyor. Direkt oynuyor tabii. Kim eledi ya? He? Kim çıktı? Arjantin. Şey, Arjantin penaltılarla. Penaltılarla Arjantin. Penaltılar Arjantin. Galatasaray'da transferler bekleniyor tabii. Başkan nokta atışı hamleler yapacağız dedi. Hazırlıklarımız var bitmek üzere diyor. Taraftarın da sabırsızlığı oluyor. Galatasaray geç kalıyor mu? Sanki öyle yok. Eleştiriler var ama. Ya sevgili daha Koray, zaman var. Şöyle kale bakın bütün her türlü Galatasaray'ın her tarafı tamam. En önemli nokta bir tane daha ekleme yaptılar şu anda. Şu andan bahsedeyim. Geçenlerde söyledim, yeni söylüyorum. En etkili santrafor bölgesi Galatasaray'dı şu anda. Ve çok iyi bir oyuncu aldılar. İnkar edemeyiz. Bir tek Icardi'ye kalmıştınız. Vinicius falan geldi ama bu Vinicius'u 5'e götürür katlar diyelim. Evet. Yani bir de oynayabilecek bir oyuncu, devamlı oynayabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın eksiğini hep sağ bek diyorlar. Sağ bek eksiği var diyorlar. Sağ bek bir de artı. Orta sahaya alırlarsa ki olmazsa olmaz bir tane falan iki tane hakikaten orta saha oyuncusu almaları lazım. Hocam yani. Kimleri geberteceksin orada ya? İki tane aldın. Torreira bir. Kaan Ayhan orada öküyor. Ne o? Kerem Demirbay var. Mertens var. Oliveira var. Ne yapacaksın iki tane alıp hocam, hocam alma, ya? Yedek lazım. Mi? Ne? Şimdi bak. Yedek diyor musun? Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde artık. Bak, hocam sevgili hocam artık Türkiye Ligi'nde zaten takımlarımız belli. 2-3-4 takım nereye gittiği belli. Hep oralardasın. Artık biz buralarda bir söz sahibi olalım. Yani buralarda biz çıkalım, çıkıyoruz, geri dönüyoruz. Ben bunları niye harcıyorum o vakit değil mi? Ha girmek istiyorsun, gir şampiyon olursun. Ol. Git hiç olmazsa grupta oynuyorum. De çık geri gel. Öyle olmaması lazım. Hocam bir de bu var. Bir tane sağ bek alsınlar. Bir tane de orta sahaya yeter. Yeter artar bile hocam. İki tane almalarından yok gerek hocam. Var. İki tane de böyle. Hangi bölgeye iki tane dediniz? Orta sahada. 8 numara mı? Yok 8 numara falan ben bakmam oldu. Ben merkez o şekilde, orta saha. Ben o şekilde görmüyorum. Olay iki yönlü oynamıyorsan bana da 8 oynarsan oyna. Olay artık iki de kalmadı öyle 10 numara 8 numara falan yok. Niye kaldı hocam? Torreira var orta saha işte. Tek defansif yönü abi, daha güçlü. Ama biz onu düşünüyor. Avrupalılar düşünmüyor öyle. Avrupalılara tamam, yani yok farklı. O açıdan soruyorum insanların kafasında ben, otursun ben, diye. Ben öyle bakmıyorum. Orta saha artık günümüzde değil devamlı da öyleydi. Hocam oyunu iki yönlü oynayanlar. Bayern Münih'e gol atmadı mı sayılmadı ya Torreira? Torreira gol attı ya Bayern Münih'e sayılmadı gerçi. Hani gole de gidiyor hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir, doğru söylüyor hocam. Sevgili hocam söyleyeyim. Gol attın da bir tane gol attın. Orta sahalar artık işlevi çok evet. Fazla olması gerekiyor. Yok devamlı iki yönlü oynayacak. Aynen. Arkadaş. İki yönlü oynamıyorsa arkadaş futbolcu ya da Şampiyonlar Ligi'nde ben oynatmam arkadaş. Yok i̇ki oynatmak yönlü. Değil. Şimdi mecbur bakın. Şampiyon... Mecbur oynatsın hocam. Elinde öyle tabii. Orta saha var. Alacağın işte iki yönlü oynayacak. Kerem Demirbay. Şimdi onu diyorum, şunu diyorum işte. Torreira diyorum mesela. Savunma yönü daha güçlü değil mi? Tamam da. Ama Kerem oynatmayacağım bak, şimdi. Hayır. Mecbur Kerem bir tane oldu. Mecbur Kerem Demirbay gidiyor geliyor ama iki yönlü mesela. Ben kaç tane gol çıkarttığını tamam, biliyorum. Siz transfer yapılırken öncelik kesinlikle bu olmalı diyorsunuz. Tabii iki yönlü oynayacak. Şimdi Galatasaray'ın en büyük özelliği ne biliyor musun hocam? En büyük özelliği bir kere takımları kurgusunu kurarken, takımı yaparken en başta nereden başlarız? Bizler defanstan başlar. Defansa hazır. Üç tane var. Bir de şey var. Genç Emin. Vatalo falan istiyor onu. Emin. Emin Bayram. Ha, Emin. Eğer Emin'i de tutarsan zaten dört tane stoperin olması lazım. Yani olmazsa olmaz. Ben olsam vermem Emin'i hocam. Şimdi hocam veririz vermiyor bak. Şimdi burada işin tehlikeli boyutunu biliyor musun? Sanchez. Kolombiya'da öyle bir top oynuyor ki. Brezilya'ya karşı bir top oynadı. Yani hocam zaten. Hocam onunla... bak Brezilya'ya karşı bir top oynadı. Hadi şeyde İngiltere'de oynadı, oynamadı, etmedi filan derse Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da mükemmel sakat ama Kolombiya'da bu turnuvada bir top oynuyor. Çıktılar zaten. Grup birincisi çıktılar. Brezilya ikinci. Yani
Belki hani derler ya talih kuşu çok büyük bir parayı satabilir ama o tarzda da sandı stoper bulabilirse. Gitmediğini düşün. Galatasaray'ın burası hazır. Bak burası hazır. En önemli nokta. Zaten kaleyi hiç düşünmüyor kimse. Kale zaten belli 14 seneden 13 seneden beri orada. Şimdi ne yapacaksınız? Şeyin de çok iyi. Forvet hattın da iyi. Türk oyuncularımız bizim evlatlar diye ki onun için öndeler. Yabancıların önüne geçtiler oyunlarda. Mertens'le anlaştım. Futbol aklına kimse bir şey diyebilir mi? Diyemez hocam. Kim ne diyecek? Aklına ne hocam? Yani 90 şimdi, dakikada oynuyor adam. Tamam şimdi yani, iki tane de bir tane olmazsa olmaz getireceksin. Bu Mertens'in bölgesinde de oynayacak. Geri gelecek. İşte defansif diyeceksin öbürü ofansif olacak evet. Ama gideceklere bakmak lazım. Şimdi bütün herkes senin elinde göndermek istediğin oyuncular. Yabancılar da senin elinde. Onlar nasıl olacak? İşte geçenlerde burada da konuştuk. 12 milyonluk yok. 13. yabancı olduğu zaman 1 milyon federasyon ödeyeceksin ama isabet listesine yazamayacaksın. Hocam Endombele gitti mi? Tete? Gitti, gitti. Tete? Efendim? Tete? Tete daha burada. Daha şu anda burada. Endombele kiralıktı zaten. Tamam, tamam. Daha yeni kulübünde imza attı. Nereye gitti? Fransa'ya gitti. Bu iyi oynayabilir bak orada. Toparlayabilir mi diyorsunuz? Toparla. Ya ne olacak? Kilo verme göre. Kaan Ayhan ya. Şimdi ben Kaan Ayhan'ı sorayım size. Milli takımda çok iyi oynuyor. Kaan Galatasaray'da da iyi oynuyordu. Galatasaray'da da iyi oynuyordu. Ya, süper oynuyor adamı. Ya, Kaan Ayhan nerede değerlendirilecek? Sevgili Koray, Kaan Ayhan'ın hazırlık olarak çıktığı, yetiştiği yer orta saha. Röportajda da söyledi hocam. Ben dedi orta şimdi, sahada daha ben çok keyif iyi biliyorum yetiştiği dedi. Bak çok iyi biliyorum yetiştiği yer orta saha. Oradan sağ beke bir devrilme oldu. Ondan sonra stoper. Stoper de Düsseldorf'ta oynamaya başladı. Fakat Kaan Aygın'a neydi Alman milli takımının hocası? Löw. Milli takımı gel dediği zaman onlar öyle bir baktılar ki milli takım orta sahasına Sami Khedira'lar işte bir sürü kalabalık bir orta saha var. Ve kabul etmediler. Bir hafta mühlet verdi ona. Ben babasına da birebir konuştum bu konuyu. Ondan sonra bizim Türk milli takımına geldi. Hocam Kaan Ayhan nereden, hangi takımdan kim yetiştirdiyse onun hocasını tebrik etmek lazım. Adam futbol nasıl oynanırsa bu Kaan Ayhan onu oynuyor. Hocam Schalke'de zaten bu eğitimi çok iyi veriyor. Schalke'de zaten Almanya'da bak 5-6 kulüp vardır. Bunlar altyapı eğitimlerini şöyle bir bakarsan altyapıdan çıkanların hepsine ya Dortmund'tur ya Schalke'dir, VfB Stuttgart'tır. Bayern Münih'ten biraz fazla bulamazsın. Ama çok elit yerlere gelenler hep oralardır. İşte Mesut Özil, Vatan Şahit, Hamiler de öyle. Hamit Altıntop kardeşler de Vatan Şahit'ten kapmışlardı. Ruhr bölgesi çünkü onlar. Şalkalır, Gerzenkirchen, oradan da patır patır gidersin, dağılırsın böyle. Yani Kaan üçünlü olduğu için bir hoca içinde çok çok iyi. Yani bir bölgede üç bölge bir oyuncuyu da kapatabiliyor. Vallahi Allah nazardan saklasın. Bak daha oynatmıyorlardı. İlk geldiği zaman bir de Kaan Ayhan diyordum. Kaan Ayhan. Abi müthiş. Nerede koyarsan koy. Ya şu anda milli takım bence en iyi şeyde futbolcularından bir tanesi. Bak en iyi istikrarlı, en iyi. Her tarafta oyna güven veriyor bir kere ya. Kaan Ayhan oynadı mı? Olur. Mesela 100 tane maçta bir tane hata yapabilir bak. Ne diyorum? Futbol nasıl oynanır, ne gerekiyorsa onu yapıyor adam. Bakıyorsun böyle, ona bir şey taktik idmanı yap falan yaptırma, bir şey söyleme. Çık oğlum şurada oyna da yeter. Çık oğlum burada oyna da oynasın. Oyun bilgisi üst düzey diyor. Üst tabii. Düzey ya, o taktik anlayışı adamın. Öyle, Kerem Demirbay da öyle. Onun için Kerem de, herhalde ya Kerem bak bir şey söyleyeyim. Kerem oynatmadığı zaman şeye kızıyordum ben. Hoca ile biz konuşuyoruz bak. Kerem Demirbay'ı şeyde oynatmıyordu. Bayern Münih maçlarında, Manchester United maçında falan. 10 numara oynatmıyordu. İçeride kızıyordular değil mi? Mertens'te değil mi? İçeride bir huzursuzluk vardı hocam. Sen söylüyordun yani. Ya bunları oyna bak. Oliver'e, evet. Kerem Demirbay, Mertens. Üçünü de oynatmıyordu. Kerem Aktürk oynuyordu. İçeride konuşmalar olmaz olur mu ya? Benim şimdi yerim 10 numara. Tamam mı? Gidiyor orada forvet adamı koyuyor 10 numara diye. Arkadaş olmaz. Onun için Galatasaray o maçlarda Kerem Demirbay'ın yerine Mertens'i veya Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kerem Demirbay'ı, Mertens'i veya Oliveira'yı koysaydı belki de tur atlayacaktı. Benim görüşüm de bu. Onun için diyorum fazla adam almasına gerek yok. Orada bir tane ama adam Oliveira'yı yani tutmak istemiyorlar. Oliveira gidecek. Oliveira da ayrılacak gibi duruyor. Fenerbahçe'ye geçelim mi? Tamam. Geçelim.
Kaan Ayhan'dan bahsettik. Çok iyi form durumu, üst düzey. Maşallah. Ferdi Kadıoğlu da aynı şekilde ve Ferdi de Euro 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'dan pek çok kulübü peşine taktı. Ferdi'yi konuşacağız ama Paez dedik ya, bir izleyicimiz şimdi mesaj atmış. Chelsea ile anlaştı kendisi zaten demiş. Geçmiş olsun. Bizim televizyonda seyrettiğimiz futbolcuları Avrupalı scoutlar zaten çoktan keşfedip imza attırmış oluyor diyor. Sevgili, teşekkür ediyoruz. Sevgili, yaklaşık 10 dakika önce yazmış da ben yeni gördüm. Sevgili Koray, ben o taraflara çok gittim oralara. Maç evet. izlemeye çok gittim. Biz daha yeni yeni oraları keşfederken onlar oralarda cirit atıyorlar zaten. Doğru. Şeyin, bu Udinese'nin falan orada... 6 aylık falan böyle evleri var. Kiralıyorlar. Oraya devamlı sirkülasyon değişik. İşte 3 ay birisi kalıyor, 2 ay birisi kalıyor. Scoutlar devamlı gidip geliyor dolaşıyor. Biz anca gidiyoruz işte. Ama keşfedemedikleri de var. Onlardan birisi de Ferdi. Evet. Onu keşfettiler de biz getirdik onu çabuk. Yani işte keşfettiler de çok o zaman şey yapamadılar. Verimli kullanamadılar. Ferdi kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçelilerin ve Türk futbol severlerin göz bebeği. Ne olur gider gibi geliyor bana. Yani şöyle Acun Ilıcalı'nın açıklaması var. 40 milyon euroya bile bırakmaz Ali Koç şu anda diyor. 40 milyon euroya Acun onu alır sırtına doğru koşarak yola çıkar. 40 verirlerse. Yani demek yer ki, önemli demek tabii. Demek ki şey yani 40'a bu iş bitecek. Sevgili hocam ya yer önemli. Şimdi Ferdi yeni keşfedilmiş bir oyuncu değil. Evet. Ferdi Hollanda'da oynayan, Hollanda U'larında oynayan bir oyuncu. Hollanda 1. liginde 16 yaşındayken Nek'te oynayan bir oyuncu. Onu Koku geldiği dönem Fenerbahçe kaptılar getirdiler. Ben şahsen dedim ki ya bu çocuğu niye erken getirdiler? Ki bildim takip ettim. Çok erken getirdiler. Burada dedim ne yapacak bu? Ve bir çalkantılı dönemler geçirdi biliyor musun? Evet, evet. Sonradan gene bak geri söylüyorum. Yatıp kalkıp Victor Pereira'ya dur vahetsinler. Adamı aldı sol bek yaptı ya. Samuel'i de sağ bek yaptı. İyi de o oyuncuların eksikliğinden oldu o ya. Eksik yoksa, ama gene koydu yani. Adam ama Ferdi de açıklamasını yaptı. Hocam bak bir şeyleri itiraf edeyim. Bu şimdi diyordu Ferdi oynatıyordu daha acemi. Diyordum ki sahada diyordum Orhan Gencebay'ı alsın falan diyordum. Tamam böyle bir takılıyorduk falan. O adam müthiş ya. Var, ama müthiş bak Ferdi'nin kendini açıklaması da Victor Pereira konuşmuş onunla birebir. Ya ben demiş hiç burada oynamam çünkü adamın hep ofansif sol açık oynuyor. İşte 8 diyoruz ya biz de 8-14 oralarda oynayan Nek'te. Daha 16 yaşından bahsediyorum yani oynadı forma aldı. Maşallah bir de istikrarlı ya. Aynen. Öyle. Ama yalnız sana şey mi? Şeytan kulağına kurşun ya. En güzel maçını gene şeye karşı Avusturya'ya karşı oynadı. Sağ olsun hocalar da iyi ki de çözdüler. O kapatmaları üçlü geçtiler ya, kapatmaları da olunca çocuk çok rahat oynadı. Abi şimdi sen eğer bu şekilde oynuyorsan dörtlüde, bu çocuk gidiyor, giden birisi. Yani kement atsan durmaz, seni alır sürükler götürür. Ama arkasını kapatamıyorsun, bu sefer pozisyon veriliyor. Ve pozisyonlardan da oralardan da goller geliyor. İşte hiç hocam, kimse bunları görmedi. Herhalde, hocam niye üçlü oynasın? Güçlü adam diyorum. Oraları kapatacak hocam. Şöyle söylemiş Acun Ilıcalı Ferdi ile ilgili olarak. Ferdi Kadıoğlu başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin. Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz. Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse ancak o zaman ayrılırız diyor. Acun Ilıcalı ve şöyle devam ediyor. Ali Koç'un sattığı oyunculara bakın rakamlar hep astronomik. Başkanın önceliği Fenerbahçe. 30 milyon üzeri Ferdi için teklif gelebilir. Türkiye rekoru da olur. Ona rağmen Ferdi gitmek istemezse Ali Koç asla yollamaz demiş ve şöyle de noktalamış sözlerini. Ferdi Kadıoğlu için ısrarlı bir takım var. Gözleri dönmüş durumda diyor. Gözü döndüyse... Var ya gözlerine dönerse bak dolar işareti oluyor ya burada. Onlar şeyde, veriyorlar ya. Eğer ya bu üst bak, seviyede bir takımsa verir şimdi, onlar. O bak 30'a falan filan da 40 olduğu zaman tamam mı? Yani 40 olduğu zaman gider arkadaş. Sevgili yani, hocam gelecek teklif hangi takım önemli işte. Ferdi için öyle, zaten o parayı verecek takım. Liverpool zaten. Verir atıyorum işte neyse Chelsea yani. Verir. Hocam, 40 Real ne? Verir ne bileyim Barcelona verir o tarzdaki i̇şte takımlar. 40 verecek takım zaten iyidir hocam. Ya zaten öyle yani. Olur. Adam bir de gurur duyarız yani iyi bir yerde oynasın değil mi? Mesela Arda'ya bakıyorum ben Real Madrid oynamazsa yenisin istiyorum mesela. Bir de yabancılık çekmez çünkü orada yetişmiş yani Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu çok fazla bir yabancılık çekmez. Oyun formatlarında da yabancılık çekmez. Hocam üstüne bile katar. Yandakilerle çekmez oynadığı zaman yani. İyi çekmez. Bir takım da daha da iyi oynar. Oraya aldığı zaman bakalım sol bek mi oynatacaklar onu da.
Ben olsam oynatırım. Zaten gereğini yapıyor. Yani sol yani bek, sol açıkta oynasa aynı. Sol bek de oynasa daha aynı çok hocam. Önde mi oynatır? Hocam gene aynı şeyleri yapıyor. Bana göre bir kişi eksik oynarım. Ben olsam oradan almam. Bak ne güzel şey maçında, Avusturya maçında arkasını bir kapattığın zaman, işte arkası güvende olduğu zaman daha rahat gidiyor. Evet. Daha rahat oynayabiliyor. Bak milli takımda, milli takım düzeyinde, Fenerbahçe'den bahsettim. Milli takımda en iyi maçıydı. En iyi maç. Çünkü hoca demiş ona, git arkasını ben kapatacağım belli. O üçlüye geçince ister istemez itmelerinizi yapıyorsunuz. Bu sefer sen rahat oynuyorsun. İşte hocam takım iyi olunca onu diyorum. İyi takımda tabii daha de, da iyi oynar. Tabii inşallah. Orkun da orayı kapatmayı yaptı. İçi şeyden de destek geldi. Orta saha zaten özellik budur. Siz burada çıkartmak istiyorsunuz. Bunları yapmazsan sen bütün bekleri kimi getirsen getir hepsini kulp bulursun. Arkada pozisyon veriyor. Verirsin tabii. Hocam Orkun da ilk defa bu kadar savunma ağırlıklı oynamıştır. Hiç oynamadı ki zaten. Ferdi artık sol bek olarak kaldı mı? Bence yani kaldı. Bence gerek yok. Değişebilir. Daha sonra sol bek önde de oynatabilirler. Ya bir şey söyleyeyim. Ben yani önde oynatmana gerek yok. Zaten önde oynamış gibi oynuyor yani adam. Devamlı arkadan daha bildiriyor. Ha, bizim ligimizde öyle. Bizim ligde öyle. Doğru. Orada da farklı. Yine yapar orada. Temposu yani siz elinizde olsa... Hiç önde değilsin. Mi kullanmayı tercih yok, edersiniz? Yok, hiç yok. Zaten önde arkadan oynamış daha iyi geliyor. Arkadan bütün tabii. Şey gördüğü için bütün sahaya. Sırtı dönük top alışlar falan bu tercihte etkili tabii değil mi? Mesela yani onda, sırtı onda dönük top alması ya. Nasıl? Onda çabuk ya. Zaten. Ya iyi ama orada ya sen alacak topu saklar ama dönüp de süratlenemez. Ama arkadan geldiği zaman gidiyor. Boşluğu biliyor. Bir de bunun çok şeyi iyi çok iyi ya. Patlayıcı gücü çok iyi. Evet. Çok çabuk çıkıyor yani hemen. İstikrarı çok iyi. Şut meziyeti de var aslında. Tabii. Tabii bir çekmek olduğu için şeyde güzel oluyor da sadece bu yo, işte teknik şeye de bak. Nek'te bak kaç tane golü var öyle ceza sahasının içinden kesmeleri uzun köşeye attıklar. Çok var goller öyle. Ama helal olsun hakikaten ama, yani ön alan oyuncusu olup sol beke geçip bu kadar iyi oynaması. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buna şey bir racon keseyim. 37'ye gider bu. Bak. Sen de niye 40'tan 37'ye niye düşüyorsun hocam? Hocam kapıyı 40'tan açtılar şu an. Fenerbahçe'de. Şöyle de 47'den 40'a diye tamam anlarım. 40'a 3'ü şeye bonusa monusa falan şey yaparlar. Ama o sanki oraya gidecek gibi geliyor. İnşallah bu maçta da çok iyi oynar. İnşallah bir de şeye çıkarsa yarı finale falan. Gene oynayamıyor değil mi şey? Finale oynayacak. Merih mi? Merih 2 maç yok. Ya, Allah izin verirse. Hiç olmazsa finalde olur. Bir maç deselerdi yani var ya. Çok kızıyorum ya. Garanti alıyorlar finale oyun yani yarı finalde de oynamasın, bunda da oynamasın. Ya bu kadar ya çok ağır konuşacağım ama bırak ceza meza yeriz. Yani, İnşallah bugün yenilirler. Almanya değil mi? Tabii canım. Ya bak İnşallah o kadar İK'yı ben çok yani hep Almanya istiyordum İK için. Öbür tarafta yenilir. Fransa'da yenilir inşallah. Fransa zaten balon ya. Onlar da yenilir. Ben zaten Portekiz istiyorum da inşallah onlar da yenilir ikisi de. Çünkü nedenini biliyor Koray. Evet. Yani Fransa ile ilgili söyledin. İnşallah yenilirler. İnşallah. Yani hayırlısı olsun ne diyelim ama insanın canını sıktı hakikaten. Bugün tabii biz, yani bu bizim tabii foldan ziyade şeyimiz kanımız farklı kaynıyor. Hemen tepki gösterebilir. Çünkü onu kullanmak istemem öyle bir şey. Kendimizi kabul etmiyorlarmış gibi görüyoruz orada. Ki öyle değiliz. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Yani ister FIFA olsun isterse UEFA olsun ne olursa olsun. Keşke yapabilsek de öyle mi ya tamam hadi geri dönün desek. Ama yapamıyoruz o şansımız yok. Yani ya niye geri dönelim hocam yani? Ya anlamadın şimdi. Şimdi sen de bir reaksiyon göstermek için bir şeyler yapmalısın. Biz tamam, tepkimizi farklı gösteriyoruz. Tepki koyulacaktır. Futbolcular mesela bunu yapabilirler. Yani İstiklal Marşı'nı mesela kameraların olduğu tribüne doğru değil bayrağa dönerek söyleyebilirler. Ha onu böyle bir şey yapılabilir. Onda da ceza ya. Yerler ya. Ya yazarsa yersin. 11 kişi. Ona da bir şey verecek artık o kadar. Ona da bir şey derler uydururlar ya. Sen bayrağa mayrağa döndün vallahi bak. Gene döndük şimdi milli takım. Ya yani. Tabii yani neyse, ona da bir şey bulurlar ya. Süremizin sonuna geldik. Güvenç Kurtar çok teşekkür ediyoruz Mahmut Alpaslan'a. Teşekkür. Başarılar yarın için milli takımımıza. Evet milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.